Ses, ses 1-2. O bulmaca 2'ni. Ha onu getiriyor. Hadi abi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sağ olun. Oh, oh, oh. Peki, merak ediyorum şu anda stüdyoda enerji nasıl? O zaman hemen başlıyoruz. İlk alkışlar Aydın Kahya ve Deep Sound'a geliyor. Doğaçlama müzikte Fatih Pestil. Saniyeler kaldı. Şimdi çıkacaklar. Hemen arkadaşlarınıza mesaj gönderiyorsunuz, telefon ediyorsunuz. Anında görüntü şov başlıyor. Hemen telefonlar çevrilsin, mesajlar gönderilsin. Çünkü Mahşer Hücumu çıkıyor. Alkışlarınız Mahşer Hücumu çıkıyor. Teksaslı mıyız yoksa? Ben de Burak kameradan kaçıyor, bir şey unuttu zannettim. Evet, yok, Bursa Spor taraftarlarının gazına gelip bir timsah yürüyüşüyle evet, açtık programımızı. Çünkü Burak Bursalı biliyorsunuz. Başkanım. Ayça da bilsin. Osman'dan. Ayça var. Ben Adanalıyım. Adanalı yürüyüşünü Adana oyunundan sonra yapacağım. Adana yürüyüşü yapacaksın yani. Evet ama Adana turnesinden sonra. Bu arada Eskişehir, Konya ve Ankara'daydık. Çok güzel ilgi vardı. Herkes size, hepinize, hepimize çok çok selamı var. Eskişehir'de, Konya'daki ve Ankara'daki doğaçlama tiyatro severlere buradan teşekkür ediyoruz. Çok güzel. İyiyim ben, iyiyim. Evet, umarım herkes sevdiklerine haber verdi. Program çünkü artık başladı. Oyunlar başlamak üzere. Harika da bir konuğumuz var. Konuğumuz var bu hafta. Çok eğleneceğiz kendisiyle. Çok güleceğiz. Eminim çok seviyorsunuz. Kendisi komedyen, radyo programcısı Yavuz Seçkin geliyor abi. Hoş bulduk, merhaba. Aa, normal ses çıktı sende. Aa, hakikaten ben bir daha gireyim o zaman. Bir daha girsene. Hadi ya. Vallahi gir. Bir daha girsene. Ama tuhaf bir sesle gir bu sefer. Ne demek abi o bir daha girsene? Bir tuhaf oldum ben şimdi. Oh my god. Yani
Daha 25 dakika var. Vazgeçtim, girme. Daha 25 dakika var Osman Tan. Evet, var? Daha var, daha başlamayacak. Daha ya giren ama girdi daha, neyi konuşuyor? Girdi işte. Ama peki, hissetmedik değil mi? Evet. İkimiz bir giremedik. Biz oyun yapıyorsunuz zannettik dedik. Hani ben engelliyor muyuz, engellemiyor muyuz diye. Oyundu bence. Benim girişim biraz zayıf ya. İleride açılıyor, Arapata gibi. Bu gece öğretiriz biz sen. Wow, wow, wow. Biz çıkalım mı? Bu kısa girişten sonra programımıza artık başlayabiliriz. Giriş olmayan programa girmeye hazır mıyız beyler? Hazırız. O zaman buyurun. Kimler mahşer, kimler cümbüş? Hazırmışız. Sen tahmin eder misin? Bu gruplardan hangisi mahşer, hangisi cümbüş? Ben her hafta yanılıyorum çünkü. Soldaki cümbüş. Yani cümbüş. Metin Bey, cümbüşün soldaki grup olması. Soldaki yani cümbüş dedi, bilemedi. Biz O kafadan iyi giremedim ya, ondan oldu. Mahşere daha yakınsınız efendim. Hadi ya. Yani mahşer ve cümbüşü evet, alkışlıyoruz, yerlerini alıyoruz. Sevgili mahşer kardeşlerim, kalkar mısınız ayağa? Çünkü cıbırca ile başlayacağız. Aydan yeni geldik. Sen çok enerjik bir adamsın. Evet. Evet. Bu enerjiyi nasıl topluyorsun? Enerjiyi şeyden. Kafadan. Direkt güneş enerjisi. Yani öyle aramızda saç yok enerjiyle. Onun için direkt çıkıyorum, doluyorum, devam. Kafa yani. Tabii, kelaj. Çıkış noktamız kafa arkadaşlar. Kafa. Kafa. Kelaj. Evet, kelaj. Kafa. Kafa. Cıbırca konuşur musunuz birazcık? Lonkia lonkia tikalos. Hentia pantia hantakos. Pintika kontika pintakos. Çok... Güzel kafiyeli konuşuyor. Bizim yazdığımız bir şey. Güzel bir şey. Çok güzel. Şimdi kafa konusunda konuşacaksınız. Hem cıbırca hem Türkçe. Ben düdüğü üfledikçe onlar değiştirecekler. Cıbırca Türkçe, Türkçe cıbırca. Hazır mıyız? Hep beraber sayıyoruz. Sıfır demek yok. Eminim birisi yine sıfır diyecek ama sıfır demek yok. Üç, iki, bir. Kızım sizin evdekilerin gitmesi ne kadar oluyor? Ya her seferinde gitmesin diyorsun da kardeşim. Senin abin nerede? Ya abim evde yok işte. Gün bizim günümüz. Ev bizim evimiz. İçelim. Ermin. Söyle tatlım. Andoloş. Andoloş? Girdone var estartoloke monetoş. Andoloş. Andolo Adnan. Adnan'a aşığım. Çok aşığım kızım. Ama Adnan evli. İşte en... O kız o kız o manyak. Niye kaza geldin kız ben? Valla. Kratazan aşana kal. Litaşana zamur etmedesi. Ne kadar evlendiği zaman nasıl bozulmuştun değil mi? Senin o fotoğrafı ben de biliyor musun? Düğün de o taşana kal. Lüko dama taşana kal. Lüko dama taşana kal. Lüko dama taşana kal. Lüko taşana kal. Mene taşana kal. Dedikleri zaman tabak gibi suratım var. Kız onu çektin mi sen? Bak bak bak. Ya kardeş çok tuhaf çıkmışım ya. Evlendi kızım, boş ver. Adnan'dan sonra bir sürü adam var sana, hız mı? Ama benim abim sana yanık. Ha, ulan abim. Koma taşana kal. 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 Ne oluyor lan burada? Adaşlar. İçki mi içiyorsunuz? Yok. Benim evde olmadığımı fırsat bilip içki mi içiyorsunuz? Makoşu et mi diyor? Hötü koşu mu? Komboşu mu içki mi diyor? Man haydari. Cacık, peynir. Ne koşu mu diyor? Man kaşet istite. Man koşu tutu. Doğru söylüyorum. Tekina kültürümüz olmadığı için haydari koymuş.
koymuşuz yanına. İşte bizimki de salaklık işte. Yani abicim açıkçası sen evde yoksun diye. Abinko toşana kadar sana toşana seni ki toşana ki. Lika toşana şana seni fitti fore kadar. Lika toşu fırsat bu. Yanında. Son 30. Arada yumuşamış dövülmüş et gibi. Kız ne? Senin için. Abim senden hoşlanıyor. Bari mokoş yıntız. Mekan şatan takan şotu. Min katoponşte. Boşa gitmesin haydari de. Yazık günah değil mi? Ay ben ne diyeceğimmiş şaşostum. Lindorela çolikanti kim bilir. Abicim ben gideyim şöyle ortaya bir şeyler getireyim. Sen git bir daha hiçbir şey getirme. Burada her şey var. Her şey hazır ve nazır. Makaş pot. Mika şatat. Nakan şotot. Mikon hep seni görüyorum. Rüyalarımda. Bir boşluğa baktığım zaman o kompoş bit. Mik sen. Haydari. Rakı. Ve mesela senle ben rakı. Abi anamdan geliyor. Abi ben geliyor. Sen dolaba saklayın beni. Yok beni saklamayın. Sen sakla. Abi. Mahşer kafa olmuştu. Bakalım Cümbüş'ün başına neler gelecek. Çocukken yapılan saçma bir şey. Yavuzcuğum sen de düşün. Eminim sen hiç saçmalamamışsın. Hepsi saçmaydı benim yaptığım. Çocukken yani evet saçma bir şey. Evet birisi... Ne kadar çocuk ama kaç yaş? 16. Olabilir ya saçma benim olsun. Benim şuydu bak. Ben görmedim. Yani öne kahkül düşürme. Ayağımda. Biraz, biraz fazla düşmüş galiba benim. Ne zaman en son bu hareketi yapmıştın? 17-18 yaşında. Sonra? Sonra baktım yok. Bir sabah kalktım. Beter. Seni terk etmişti. Evet. Ama güzel ya. Keller herkese eller biliyorsun. Peki başka kimlerde neler var? Elektrik prizine şiş sokmak. Fiş sokmak. Şiş. Ha tamam. Fiş sokmak mantıklı çünkü. Şiş sokmak çok kötü evet. Okuldan kaçmak. Okuldan kaçmak peki. Onu herkes yapıyor diyor. Değil mi? Uçmaya çalışmak. Efendim? Uçmaya çalışmak. Uçmaya çalışmak. Son bir tane daha. Onu Allah'tan mikrofon yoktu senin orada duyulmadı o. Omuzda teyp tutmak dedi. Ya benim pembe çoraplarım vardı mesela. Tam şey sen. Break dance yaparken. Yapsana. Break dance. Evet. Yapsın değil mi? Beraber mi yapalım? Ben ya. Peki. Fakat Yavuz bir işi ciddiye almış çocuk yani belli oldu yani. Bayağı sen uğraşmışsın. Kafada dönecektim ama ezmek istemedim sizi. Breakdance çıkış noktamız arkadaşlar. Okay. Breakdance çıkış noktamız hep beraber sayıyoruz. Lütfen sıfır deme oradaki kim bir tane sıfır. Ha, demeyin sıfır. Üç, iki, bir. Hey abi. Ha. Süper bir atışma bizi bekliyor. Vay be. Az sonra gelecek. Hazır mıyız? Hazırım tabii be. Ben de sana apar çıkacağım. Vay bakalım be. Hey moruk. Hey. Şu kafada dönme hareketini yapalım mı? Hadi bakalım kopa şovada. Avor falkalası çorla. Navidas kofon tapişta. Sivilce çıktı sen yap. Olmaz. Ay, aslında patlarsa eğer etraf böyle birden irin yuvası. Aha. Abi gençler. Evet. Biliyorsunuz Çak. Keller herkes eller. Çak. Bizim böyle bir ısıyor sokumaz. Ama
Topraya safıyor fans, tofiyana değiştirdik. Eyvallah. Bundan kerli direkt dansı bıraktık. O. Kasaba vası oynayacağız. Bir dakika, bir dakika. Bunlar bize gelmez yalnız. Biz breakdance'a çalıştık. O kısma gelemedik daha. Siz gelmeyeceğiniz. Onlar sizin ayağınıza gelecek. Kim? Bundan sonra Focus Review Song. I'm this. Come on, then. Dmonosti. Yok, then. Koyiz. Don. Dinianan'dan. Devam, devam. Dindal. Abadün. Abadün. Çalmayacağım, devam. Abadün de bir gün. İstaten de. İstemesen de. Bizim işimiz davulla çocuklar, davulla. Evet. Kasaplar neye mi gelecek az önceki soruma cevap alamadım da ben. Ben var ya, yemin billah ediyorum sizin tarzınızdan, hareketlerinizden felaket et kopoşoto. Nabirneş kofanto, dibirneşki laplette önleri selamlıyorum. Aferin çocuğum. Rica ederim, ne demek? O zaman. Hadi. Ding! Abaniti yanda. Kısmiz. İsten kain. Dumaran. Kumara da kani yatsan durun. Durun ne? Durun ne? Durun. Bizi ikna ettin. Bundan sonra ne hip hop ne rap. Bundan sonra kasapçıyız kasap biz. Kasap evet. Kasap ya. Bu ne öfke ya? Oh. Son 30. Sana yemin ediyorum var ya, yolumuzu aydınlattın. Bizi özümüze geri çevirdin. Işık tuttun bize sen. Neredeyse satanist buluyorduk bakka kaba. Alonso. Çok şey adam onu. Tıkanmış. Ama niye say? Ay anam. 4 yaşındaydı. Beklemiyordum. Babam tuttu. Kasabın yanına verdi. Kasapta bir hava var, bir hava kasabın havayı. Vay vay vay. O günden bu konu. Bir kapış. Hadi o zaman. Haydi. O zaman. Allah aşkına ne diyordun orada? Ayhan Hitler'in konuşmasını yapıyordu, fark etmediniz mi? Ya fark ettim de ne diyordun? Siz de çok etkiledi. Vallahi ne diyordum ama bir şey diyordum ama vallahi unuttum. Yani bir ant işleyecektim onlara ama. Peki hemen oyluyoruz. İlk olarak Mahşeri kafa çıkış noktasıyla izledik. Çok bu tür kemiksiz kısmından alsaydık etin. Bu türün galibi kafayla mahşer olsun diyenler alkışlasınlar. Daha sonra breakdance çıkış noktasıyla Cümbüş'ü izledik. Cümbüş olsun. Bu türün galibi alkışlarınız da Cümbüş oldu. Be.
Güzel ama bu akşam. Evet. Güzel, bu akşam çok güzel ya. Güzel, çok güzel. Valla. Şey oldu. Hani güzel dedin ya. Kafam güzel, keyfim güzel. Kafadan girdik ya. Öyle yani. Düşsün baba. Evet, içiyorsam sebebi var kardeşim. Güzeliz değil mi bu akşam Müslüm baba? Hadi böyle güzel programlar istediğimiz... Soru neydi ya? Müslüm baba şimdi nesne turu var. Nesne. Nesne sevdiğimiz bir şey. Evet. Bir de esne var. Şimdi mahşer cümüşün arkasını dönmesi gerekiyor Müslüm baba. Estağfurullah kardeşim ya, Allah şeyler tabii. arkanızı döneceksiniz. Baba bilmiyorum baba, bir mahsuru var mı? Abi genç arkadaşlar artık, onlara bırakıyoruz bu işi. Dönüyorlar çünkü buradaki nesneleri görmemeleri gerekiyor babacığım. Arkadaşlar getirdik mi evden nesnelerimizi? Allah, büyük bir hazırlık var. Tamam, söylemiyoruz şimdi ne olduğunu. Aa, bayağı bir hazırlık var. Oo. Abi su akıyor, yeni sökmüş daha galiba. Çok güzel. Aa, süper. Peki. Onu, bir dakika. Onu törenle Yavuz'a giydirelim onu, bir dakika, bir dakika. Kafaya da ver abicim. Ha. Ya benim kafam biraz büyüktür. Tamam, çok güzel. Çok yakıştı. Birazcık hakikaten böyle sen oturacaksın. Sen oturayım mı? Süper. Yeniçeri değil mi? Sünnet çocuğu gibi oldum. Peki ya, şimdi gel sen hemen gel buraya. O da olur. O daha, o güzel, daha güzel. O daha güzel. Evet, sen de gel. Sen de gel. Tamam. Bu kafamı uzun göster. Bu hafta 3 tane ile yapalım. Şimdi oyluyoruz. Halk oylaması. Aa. Tabii abi. Sultanım. O Sultanım. Ne? Öbürü nerede? Hemen geliyor. Şimdi oyluyoruz. Oyluyoruz, oyluyoruz, oyluyoruz. İlk nesnemizi kaldıralım. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Sadece arkadaşları alkışlamasın. Gerçekten yani samimi olarak hangisini en çok beğeniyorsanız. Kaldıralım şimdi. Tamam. Bunu da kaldıralım. O zaten kaldırmaya yarayan bir şey olduğu için. Peki, bir de bunu kaldıralım. Ne diyorsun? En çok alkışlaya gelmiş. Gülmeden tutamıyorum ya. Çok komik gözüküyor. Fevkalade yakıştı ellerine. Bülent Hanım, ortadaki mi? Ortadaki beyefendi. Tamam. Diğerlerini alıyoruz. Onu hemen götürelim. Az sonra mahşeri cümbüş de zaten. Fatih'cim sen yardım edebilirsin. Beraber götürün onu lütfen. Siz de dönebilirsiniz mahşeri cümbüş. Padişahım sen çok yaşlı. Ana o ne? Asıl bu ne? Bırak bunu. Aa, ne? Bu ne be? Hadi bu giriş de beğenmeyin. Girişin Nesli kralı oldu. Nesli olarak getirmemişler herhalde değil mi bunu? Hakikaten kralı oldu. Tam kral oldu. Hünkârım yeni seri ayaklandı. Şu anda televizyonu açanları bir düşünseniz ya. Yani. Şu anda açıyorlar ve bu tabloyu görüyorlar yani. Vallahi ya. Vallahi yabancı değiliz bu tabloya biz. Hünkar. Yeni seriler ayaklandı hünkar. Lütfen televizyonunuzun ayarıyla oynamayın. Bu Yavuz Seçkin'in normal hali değil mi? Ev. Kesin evet, ya. Fakat yakışır sana. Ya. Hadi ya. Ya. Abi kafa müsait, ne koyarsan yakışır. Evet. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Bizi sevmiyor musunuz? Bu kriko yağ içinde arkadaşlar. Ya bunu götürebilir miyiz? Kullanmayacaksınız, başka bir şey vereceğiz. Şunu mu alsak? Sadece o mu olsun? Tamam tamam. Kullanırsanız dikkat edin şuraya gençler. Tamam. Bunu birbirinize atmayın, kafanızı yarar. Kolu daha bence kullanışlı ya. Kolunu yani bence sadece kolunu mu kullanmak istersiniz? Kolu güzel olur. Kolu da çok... Yok yok, kullanırız tamam tamam. Tamam, tamam kullanırız. Yani onlar çok zor şartlarda yapmaya alışmışlar. O zaman tamam. Ama yağ olmadı. Fatih bize birkaç peçete hazırla. Peki. Çok evet, gördüğünüz gibi mahşeri cümbüş Kriko'yu yakından inceledi. Gerçekten hepimizin evinde olan bir nesne Kriko. Her eve lazım olan bir nesne. Aa, Kriko. Bakalım ne kadar çok değişik şekilde kullanacaklar Kriko'yu. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Alayım hanımefendiciğim, beyefendiciğim. Ortaya alayım, ortaya alayım. Evleniyoruz galiba. Maşallah, maşallah, elimi maşallah. Elimi tutsun.
Evet, çekiyorum. Hazır. 8, 7, 6 hoppala. Aa, gözüm kapalı çıktı. Biz onu açarız. 8, 7, 6 Bir dakika ya. Öyle değildi az önce. Arkadaşlar. Çok hırs yaptım. Kol kası yapacağım. Aferin sana, helal olsun. Ama işim biraz zor yani. Zor. Bu arkadaşı kiraladım ya. Haleti bozdu ya. Abi sizinki köftelik miydi yoksa yemeklik miydi? Köftelik güzel. Asla. Fifi, sen onlara bakma, gel. Yolun geri kalan kısmını böyle devam edeceğiz. Aha. Ama böyle devam edemeyiz. Tamam. Hadi gidelim o zaman. Çok güzel. Evde başka kız var mı? Yok. Yok. Tek kız benim. Piercing taktırdım. Sağlıksız koşullarda tiyatro. Yani. Evet. Kokuyor da. Sağ ol Özlem. Oo, yapacağım. Şemuz. Buyur abi. Kahvede Mahmut'a bir kodum 8 oldu lan. Mahmut abi. İnleyen namlar. Küçük, gel buraya. Teşekkür ederim madam. Çok şeker oluyorlar. Çok tatlı. Göçtünüz mü siz? Teşekkür ederim madam. Mau. Şunun çenine, kuyruğuna kraki bağlayacağım. Devam edelim mi? Kraki bağlayacağım. Devam edelim mi? Affedersiniz, şu pırlanta ne kadar? O bayağı büyük bir söyle karak. Canım, vereceğim. Nesneyi kullanacağım. Senin 1,5 milyar. Tamam. Çık. Al. Ama ver. Direkt. Teşekkürler. Rica ederim. Ben de buna şahit oldum. Baba aldı. Bu virüs çok zehirli. Gerçekten. Aa, müthiş bir deniz bisikleti. Evet, evet. Ay ay. Ben de başınızda duruyorum ki daha iyi gidelim. Evet, harikaymış. Halil Bey, merhaba, nasılsınız? Aha. Posta, Bay Redkit'e posta, posta. Kendisi içeride, buyurun. Biz onun adını veririz. Çok teşekkürler. Senin adın ne? Timothy. Timothy. Sağ ol. Bahşiş alacaksın ama. Ne alırsın? Timothy dedi ya. Jacob. Sana diyor. Efendim kaptan. Sol gözümde bir perde var oğlum. Sizin... Zaten gözünüzdeki perde, içinizdeki boşluk hiç bitmiyor ki. Paşam, çok acil telgraf geldi. Ne diyelim? Tamam deyin. Tamam. Ayrıca ben geliyorum. Beni karşılamak için birileri gelsin. Sultan karşıda! Bir de 1,5 kıymalı istiyorum. Tamam efendim. Batkaların nasıl?
Boşa uğraştın. Çok uğraştın. Bak, ninemden kalma müzik kutusu. Kapağını kapatalım. İbrahim Bey. Buyurun. Köprünün bu ayağı bu ayağında niye kısa? Demek ki orada deniz daha yüksek. Deniz mi yüksek? Ya yani denizin şeyi işte yüksek yani. Ha. Ondan kısa. Ne demeli bu kıza şimdi? Şevki abi ben film oynatıyorum. Seyirciler oturdu mu baksa? Tamam. Hadi bakalım oturdunuz mu herkes? Herkes otursun. Ay çok açık bu. Burada tepki göstereceğiz. Lanet olsun ya. Hiç beceremiyorum ya. Allah kahretsin geri gönder. I'm under your spell, like a man of a trance. Oh no, no, that's so well, that I'm scared of the chains. I'm tearing my heart. Yeah. Kuşum Aydın var mı bir şey? Bir şey yapacak mısın bununla? Ben kuş yakalarım bununla bacım. Şey olur bu ya. Mahmut abi burası değil mi? Hırr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 
Ne dedin? Oley! Vibratör. Ben bu gruptanım. Ama yani mühendislikte vibratör diye bir şey var ya. Yani. Ben yanlış biliyor olabilirim. Belki olmayabilir ama vibratör var yani. Ya Türkçesi şey demek. Tamam, Türkçesi hilti. Ayhan alanlarını sil. Giriş makinesi. Yani hiltilatör gibi bir şey. Peki. Ne oluyor? Evet. Yani, niye yeri tutuyorsun? Hemen bu krikoyu mahşer daha iyi kullan diyenler kuvvetlice alkışlasınlar. Cümbüş daha iyi kullan diyenler. Bu turun galibi, nesne turunun galibi bir kez daha cümbüş oldu. Keyifler yerinde mi arkadaşlar? Evet. Olmadı ya. Keyifler yerinde mi? Evet. Eğleniyor muyuz? Evet. Güzel başladık. Devam edelim mi? Evet. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. Tekrar hoş geldiniz değerli izleyiciler. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu burada. Mahşeri cümbüş hayranları burada. Ama alkışlayamıyorlar çünkü ellerinde pankart var. Hacettepe tıp burada. Kübra'nın sevgilisi burada. Kübra seni seviyorum demiş. Hacettepe ekonomi topluluğu burada.
Hyde Garden gençleri Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Bucak Hikmet Tonlar veriyor. Ben de Ispartalıyım. Ispartalıyım. Bakın Yavuz Seçkin de Ispartalıymış. Ya. Ispartalıymış. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı da burada. IDD de burada, IDD. Tamam. Birazdan okuyacağız gerisini. Peki, devam ediyoruz şimdi. Şapka turuyla devam ediyoruz. Şapkayı alalım. Dilek ve Özlem kulaklıkları takıyorlar çünkü burada konuşulanları duymamaları gerekiyor. Şapka turunda sevgili izleyiciler biliyorsunuz hafta içinde bize e-mail aracılığıyla ulaşmış cümleler var bu şapkanın içinde. Az sonra buradan rastgele seçeceğiz. Dilek ve Özlem de doğaçlamanın içine yedire yedire oynayacaklar bunu. Yavuzcuğum senden de alakasız bir cümle alacağız ama bak nasıl cümleler geliyor bize. Okuyalım bakalım ilk cümle. Paramla döverim ben seni be demiş Melisa Tercan. Yabancı gelmedi bana ya. Allah belanı versin Sertaç. Oha. Geçen gün olanları duydun mu? Beliz Aysun Kaya'dan gelmiş bu cümle. Bu akşam olmaz çok yorgunum. Murat Yıldırım. Tamamdır. Allah Allah. Dur bir tane de ben okuyayım. Sen okuyacaksın mı? Aa telefon var bir dakika. Telefon hemen okuyacağım. Kadir Çetinkaya arıyor İstanbul'da. Kadir merhaba. Merhaba Kadir nasılsın? Bir bomba gibiyiz oturuyoruz arkadaşlarla. Eğleniyor musunuz? O canavar gibiyiz her zaman her akşam olduğu gibi. Oh. Her cumartesi akşamı. Çok sağ ol. Çok teşekkürler Kadir'cim. İstanbul'dan mı arıyorsun? Evet İstanbul Beşiktaş'tan. Ayça lütfen söyler misin? Ha televizyonumuzun sesini kısar mısınız acaba? Beşiktaş'ta oturuyor olabilirsiniz. Bu zevki hep Ayça'ya bu şerefi, bu onurlu zevki. Ben de söylemek istiyorum. Hadi sen de söyle. Avrupa Birliği aşamasında kısın artık şunu ne olur diye. Yaşasın ya! Hay Allah'ım ya. Peki Kadir. Evet. Kimler var yanında? Vallahi Bahman var. Kendisi İran asıllı. Ne var? Kim var? Bahman. Batman mı? Evet. Kendisi İran asıllı. Batman. Kıbrıs vatandaşı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuyor. Bir de utanmadan. Evet. Ve anında görüntü şovu izliyor. Kafası iyice karışmış olmalı şu anda. Evet. Orkun var. Evet. O nereli? Kalabalık yani. Kalabalık. Orkun, Batman. Bütün erkekler toplanmış. Peki cümle nedir? Bu evde popüler bir cümle var. Onu söylemek istiyorum. Senin meymeletçi suratını görmek istemiyorum. Bu sizde çok popüler öyle mi? Evet çok popüler. Birbirinize mi söylüyorsunuz bunu? Yani genelde birbirimiz için kullandığımız bir cümledir. Aa tabii ne güzel, çok güzel, çok güzel bir şey. Peki Kadir'cim neydi cümle bir daha söyle. Senin meymeletsiz suratını görmek istemiyorum. Üç erkek böyle beraber oturunca bunu söylerler. Yani. Peki senin meymeletsiz suratını görmek istemiyorum dediği Kadir ve arkadaşları teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz. Dur ben okuyayım ben. Şurup gibiyim şurup. Ajdar göndermiş. Okusana bunu da. Sen beni beğenmiyor musun? Sen beni beğenmiyor musun? Sen beni beğenmiyor musun? Beğenmiyorum canım. Kim göndermiş bunu? İsmini vermek istemeyen izleyici. Mustafa Topaloğlu'ndan. Olabilir. Gelmiş olabilir. Peki. Mustafa Bey bunu da siz okur musunuz? Biraz zaman geçer ama. Ya... yes. Bir saniye. Küresel ısınmaya dikkat çekmek istiyorum.
Çok güzel. Süper. Derya Yıldız göndermiş. Derya Yıldız göndermiş. Küresel ısınmaya dikkat çekmek istiyorum. Sen beni beğenmiyor musun? Senin meymenetsiz suratını görmek istemiyorum. Geçen gün olanları duydun mu? Paramla döverim ben seni be. Bu akşam olmaz, çok yorgunum. Buyurun gelebilirsiniz. Yavuzcuğum sen doğma büyüme İstanbul'da mısın? Evet, fark ettim. Memleket Isparta ama İstanbul'da doğdum yani. İstanbul'da doğdum. Sultanahmet'te. O zaman İstanbul sana ilk neyi hatırlatıyor? İstanbul deyince aklına gelen ilk şey, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Topkapı Sarayı. Topkapı Sarayı. Yani. Şu şeyin etkisinden kurtulamadın sen. Olabilir yani. Galiba. Ondan dolayı. Ya İstanbul deyince... Saray. Yani saray. Şey. Olabilir tabii ki yani. Muhallebici geliyor aklıma. Ya güzellikler geliyor İstanbul. Güzellikler. Ama bir saray yapalım yine. Saray peki. Çok ilk aklına gelen çünkü Topkapı Sarayı'ydı. Çıkış noktamız saray sevgili izleyiciler. Şimdi biliyorsunuz o cümleleri, biraz evvel söylediğimiz cümleleri duymadı Dilek ve Özlem. Ben Düdy'ye, daha doğrusu isimlerini söyledikçe onlar o cümleleri rastgele çıkaracaklar ve doğaçlamanın içine yedirmeye çalışacaklar. Çıkış noktamız saray. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Hanımefendiciğim, süt banyonuz hazır. Tam istediğiniz gibi ılık ve gül solu. Geçen sefer de öyle demiştin. Şeyim yandı. Dirseğim. Deneyeyim dedim. Cozur cozur oldu. İnadına mı yapıyorsun? Zaten bir sürü suikastla uğraşıyorum. Canımın derdine düşmüşüm. Bir sütü bile ısıtamıyorsun. Önce sen dene. Bir yudum iç. Nasıl, buradan? Tabii ki benim yıkandığım sudan içmeyeceksin de neden iç? Sütten içmeyeceksin de neden içeceksin? Tabii efendim. Söyle bakalım. Kedi gibisin kız. İşte en hassas yerim ya. Gayet iyi efendim, buyurun. Al bakalım. Padişah benim hakkımda neler söyledi? Özlem. Ay, öküz gibi girdim küvete. Akşadan alırsam böyle olur. Paramla döverim ben seni be dedi. Çok parası var kendisinin ya. Parası olduğunu bilmiyor muyuz sanki biz? Ama o para yakında benim olacak. Çünkü bu akşam süt banyosuyla tenimi iyice yumuşatacağım ve koynuna gireceğim. Her zaman çok akıllısınız efendim. Dilek. Peki siz padişahımız hakkında ne düşünüyorsunuz? Sen beni beğenmiyor musun? Diyorum her seferinde o bönbön gözleriyle bakıyor. Onun hakkında ne düşüneceğim? İfadesizlik, donukluk, sırtımı kesele. Ay tabii efendim. Zaten umarım siz gelirsiniz efendim başa. Çünkü siz gerçekten çok iyi yürekli, iyi huylu ve inanılmaz... Hadi be! Sen de her seferinde yalaka. Ver şunu. Üstümdekini ver. Geçen seferki sultana da öyle söylüyordun. Sana nasıl güveneceğim ben ha? Nasıl güveneceğim? Söyle, söyle. Bu akşam olmaz, çok yorgunum. Daha sonra güvenin. Aha! Kaçırıyorsun. Şey, yok. Bu şuruplar ne? Şuruplar... Ahududu şurubu, çilek şurubu. Sürekli kararsızsınız ya efendim, onun için. Sen içeceksin. Ben mi? Benim şuruba alerjim var efendim. Siz için gerçekten hep istediğiniz gibi. Tadı çok güzel ve iç kamışlayıcı. Küresel ısınmaya dikkat çekmek istiyorum. İç bakalım şişecek misin? İç! Buharlaşıp gidecek misin? Son 30. Ne oldu? Suratın böyle allak bullak oldu. Yok. Çok lezzetli gerçekten. İç iç. Özlem. İç bakalım. Özlem. Morardın biraz. Geçen gün olanları duydun mu? Padişah senin hakkında çok kötü şeyler söyledi. Konuşturan şurup mu içirecektin bana? Ben de saçma sapan padişahın yanında. Seni seviyorum kocakama. Sizden çok tiksiniyor aslında, sizi istemiyor. Sadece çocuk yapmak için, doğrudan olduğunuz için. Banyo tasla, nerede tasla döveceğim seni. Efendim lütfen, açıklamama izin verin lütfen. Bir dakika, bir dakika. Evet haklısınız, bunlar konuşturan şuruplar. Ama siz bilmiyorsunuz ki padişah. Seni meymenetsiz, suratını bile görmek istemiyorum seni. Evet, Ayhan ve Ayça kulaklıklarını taktılar, oynamaya başladılar bile. Demek ki burada olanları duymuyorlar. Çok paranız olsa, böyle boşa harcayacak paranız olsa neye harcardınız arkadaşlar? Havaya. Havaya. Güzel. Başka?
Elimizi kaldıralım. Çikolata havuzu. Çikolata havuzu. Fantazi ha? Peki. Başka? Dansöz Derneği'ne. Dansöz Derneği ne yapıyor? Derneğe yardım yapıyorsun. Çok güzel. Dan Derneği. Evet. Cami yaptırırım. Aferin. Çok güzel. Peki. Pek inandırıcı olmadı ama. Başka? Kendine inanmadı. Evet. Saç Getirme Vakfı. Efendim? Saç Getirme Vakfı. Saç Getirme Vakfı. Evet. Ben, siz ayrı telefonunu verebilir miyim? Hakikaten benziyoruz ya. Saç Getirme Vakfı. Peki, çikolata olsun ya, çıkış atıyor. Cümlelerini alalım mı? Ha. İyi ki doğdun Osman'dan. İyi ki doğdun Osman'dan. İyi ki doğdun. Seni çok seviyoruz Osman Can. Söyleyeceğim ama o kadar güzel sohbet ediyorsun ki böyle almak için. Aynı zamanda eğlendiklerini alırken. Ne dedin? Aynı zamanda eğlendiklerini unuttu. Vallahi nasıl unuttum ama. Hadi ya. Sen hiçbir şey farkında değilsin. Cümle alacağız tabii biz ya. Ya. Senden cümle alacağım. Tamam abi. Tamam mı? Başarılı. Bir kedim bile yok, anlıyor musun? Gönderen Ezgi Bilge. Kim olarak okuyayım bunu? Bunu şey olarak oku ya. Hocam, Chelsea'ye gidiyor musunuz? Bu konu burada kapanmıştır. Bu konu burada kapanmıştır dedi Fatih Terim. Evet. Bir kitap okudum, hayatım değişti. Gönderen Bircan Ulu. Bunu yine Kuşum Aydın gibi okuyor. Siz söyleyin, ben yapayım. Sen şey mi, Kuşum Aydın mı? Evet. Son karar. Bacım. Şu an ne düşündüğünü merak ediyorum. Evet. bunu büyük bunu... İskender var ya vadide. Heh, tamam. Dişinin arasına maydanoz sıkışmış Memati. Şimdi senden bir cümle alalım. Evet. Tamam. Çalışmazsa iki de vurduralım abi. Tamam. Evet. İki de vurduralım. Ya bunların hepsini değişik değişik karakterlerde okusana. $100. İstekler ücretli. Kim mesela? Sevgili Şansal, bu pozisyonda çalışmazsa iki de vurduralım hocam. Süper. Emrah, Ahmet Çakar. Emrah yok. Bir yarışmacıya diyordu bunu, Ahmet Çakar. Ayşe Hanım. Şimdi yer okunayım. Şu an ne düşündüğünü merak ediyorum. Beni seviyor musun? Evladım, bu konu burada kapanmıştır. Hadi. Bir tane Emrah yapalım. Yapalım bir tane. Bir kedim bile yok, anlıyor musun abi? Kim olsun? Müslüm Baba. Aziz Başkan ya. Aziz Başkan. Kim? Beni yapmıyor. Osman'dan yapamıyorum. Yapma zaten. Girerken oldu zaten. Peki. Reha Muhtar, İbrahim Tatlıses mi? Ya evladım. Bir kitap okudum, hayatım değişti. Ya hop. Ha. Bunu okumadık mı? Okudum da bir daha okudum. Peki. Reha Muhtar gibi oku ya. Mahsun Kırmızıgül gibi oku.
Dişinin anasına maydanoz sıkışmış. Süper. Bir alkışla. Yine kimler geldi? Biz yokken. Kim buradaydı? Bayağı kalabalıktık. Bayağı kalabalıktık. Herkes buradaydı. Arkadaşlar biz bu arada seçtik. Çikolata çıkış noktamız. Başta seçildi. Evet, çikolata başta seçtik. Sonra kulisten benim beynim bir atladı bir yerlere. Çikolata çıkış noktamız. Rica ediyorum sıfır demeyin. Her seferinde bir sıfır geliyor. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Düt. Sana her gün o kadar çikolata yeme diyorum. Beyinsiz olup çıkacaksın. Ayça. Azıcık et ye, et. Şu an ne düşündüğünü merak ediyorum. Şu an düşündüğüm tek şey var. Hiçbir şey anlamıyorum. Şu an ben seni düşünüyorum. Seni düşünüyorum. Çünkü ben seni düşünüyorum. Her zaman seni düşünüyorum. Oysa ben sadece çikolata düşünüyorum. Oysa ben sadece çikolata düşünüyorum. Orada burada kalıyorum. Ya. Ayhan. Bir tane. Ya bir çikolatam var, ona da karışma ya. Bir çikolatam var ya. Ariyetten de muayyen günüm, bugün yemezsem ölürüm. Çalışmazsa iki de vurduralım abi. Sen bana iki de. İki de de bakayım, iki de. İki. Cezmi gel. Olur. Şu silahı al. Git gerekeni yap. Doğru abi. İki de vurdurayım ya. İki de bana, iki de. Ya anladık, mafya babasısın ama evin içi herif dolu ya. Belki ben çıplağım. Ne diye adamı çağırıyorsun ya? Bir mafya babasının kadını çıplak dahi olsa içeriye giren onu örtük görmek zorundadır. Ayça. Senin kabahatin değil. Gelenin kabahatin. Bir kitap okudum, hayatım değişti. Seninki de o hesap yani. Babayı okudum Mario Puzo'dan, oldum baba başımıza. Manyak! İşte. Çikolata çok yiyince insan enerjiyi nereye harcayacağını bilemiyor. Durmadan bağırıyorsun bebeğim. Bir mafya babasının kadını beni oralara gönderme. Lan çikolata yiyoruz, enerji doluyoruz da bir şey yapamıyoruz. Ayhan. Ev herif dolu. Bizim de bir sabrımız var ya. Hayret bir şey. Bu konu burada kapanmıştır. Bu konu burada kapandı. Of. Fatih bizi bir gerdin var ya. Az önce ne güzel şarkı söylüyorduk ya. Ver şu mikrofonu. Bu konu burada kapanmıştı. Bu konu burada kapandı. Bu konu burada kapanmıştı. Bu konu burada kapandı. Ayça. Hey, hey, hey. Bu konu burada kapanmıştı. Ayça. Dişinin arasında maydanoz sıkışmış, şarkı söyleme. Ayrıyetten de eve ne kadar görgüsüzsün, karaoke aldın ha. Ya mafya babasıyım. Her gittiğim yerde paraların yanında çikolata armağan ediyorlar. Onları sen yiyor. Karaoke'yle de ben yiyorum. Cezmi buraya gel. Ya bari şu seyretsin ya. Söyle şarkını da şu seyretsin ya. Ayhan. Ezilik yapayalnızım. Ben yalnız bir kadınım ya. Baba. Baba. Oy abi. Dinle. Şarkı söyleyecek. Bir kedim bile yok, anlıyor musun? Söyle. Vallahi yok. Yemin ederim. Mafya babasıyım ya.
Bak, kedim yok deyince nasıl nasıl, nasıl geliyor ya? Ya Cezmi kedi kılığına girdi ya, Cezmi senin ya. İçine inanamıyorum gözlerin ya. Gözlerin yaşardı. Yavuz. Gözlerim yaşardı. Yavrum tam Allah Allah. Evet, ilk olarak Mahşer'i izlemiştik. Çıkış noktaları saraydı. Bu turun galibi saray çıkış noktasıyla Mahşer olsun diyenler. Daha sonra da çıkış noktası Çikolataydı Cümbüş'ün. Cümbüş bu turun galibi olsun diyenler. Mahşer mi? Mahşer diyorum. Mahşer. Başka bir şey demiyorum. Bana mahşersiz gelme. Uno momento, sacramento, cimento. Ben de anlamadım. Ne? Hocam mahşer olur gibi sanki bu şeyin turun galibi. İlk dakikalarda iyi girdi oyuna. Evet. Mahşer. Sağlı solu yardırdı. İyi ol, kazansın yani, ne diyeyim. Yani Osman bana böyle gelme, ikilem yaratma yani. Ümit! Ya. Fatih Hoca'nın bir maçta Ümit'e bağırıyor. Ümit! 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 10 dakika bağırıyor. Ümit diyor ki hocam ne var? Fatih Hoca böyle yapıyor. O nedir? 10 dakika bağırdıktan sonra. Bu turun galibi Mahşer oldu. Hey mama don't treat me wrong. Ray Charles değil mi bu? Ray Charles, what I'd say. Evet. Ray Charles'ın şarkısı vallahi süper. Allah rahmet eylesin. Neydi ya? Babaya Ray. Da ya. Vallahi. Ya. Osman tam bu arada şey, çarşamba günü ve perşembe günü iki gün Trabzon'dayız. Unutuyorum. Yani benim de ne zaman Ray Charles desem aklıma Trabzon gelir yani. Ben unutuyorum çünkü. Sen dedin turneyi mi söyleyeceksin ya turneyi söyle diye. Ya turnenin anonsunu yapacağım. Yok turnenin anonsunu yapacağım, anonsunu satayım program bitiyor. Böyle bütün program böyle duruyor. Peki Burak, Tina Turner. Tina Turner. Ondan sonraki hafta da iki gün İzmir'deyiz. Tina Turner, İzmir, Ray Charles, Trabzon. Aslınız da böyle kalsın. Evet. Steve Wonder. Steve Wonder da Adana. Esmer ya ondan. Peki. 30 saniye turunu oynayacağız. 30 saniyede yine Mahşer geliyor. Bu çok eğlenceli bir tur. Belki izlemişsin. Abi hepsi eğlenceli ya. Bu turu ilk önce 30, yani bir saniye ilk önce 30 saniyede oynuyorlar. Sonra 15 saniyede, sonra 7 saniyede, sonra 3 saniyede, sonra da 1 saniyede oynuyorlar. Çok ilginç. Şimdi sana, yani tehlikeli sana sormak bu soruyu ama yumuşak bir şey söyler misin? Yumuşak bir şey. Sevgili Rütük Başkanımıza da selam söyleyelim. yani hani Rütük çerçeveleri içinde bütün olsun. Bütün sanat hayatını jöle. Bir gözden geçiyor. Ha, jöle. 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 Çok kullandığınız çok, bir şey. Sürekli kullandım. Şu hareketi bir daha yapsana. Ama siz kullanmayın. Şu perçemini. Şöyle. Bu tabii canım, o finali süper. Eyvallah abi, süper oldu. Evet. Jöle çıkış noktamız abi. Jöle. Jöle çıkış noktamız. Şimdi jöle sahnesini ilk önce 30 saniyede oynayacak Mahşer. Sonra 15, sonra 7, sonra 3, sonra da 1 saniyede oynayacaklar. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Abi bu saçlar sana çok yakıştı. Yapma. Vallahi bak inanmazsan aynayı getireyim. Aa, ne olmuş be? Lan şöyle benim saçlarını mı döktün? Yok abi, gayet iyi. Baksana aynada kendine. Çok güzel. Hemen gidelim buluşalım o zaman. Vallahi nasıl sana tam olacak abi. Haydi. Hadi aç kapıyı. Ben aynayı götürürüm. Gel lan, gel. İşte Perihan abla.
O zaman seni bir öpeyim ya. Aynı sahneyi 15 saniyede oynayacaklar. Abi vallahi bu saçlar çok yakışır. Bak aynaya bak. Oo ben kel olmuşum ya. Çok yakışır. Vallahi kel. Götür aynayı çıkaralım dışarı. Ben aynayı götüreyim. Tamam koş. Yürü yürü yürü. İşte Feri. Hayır abla. İsmail sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Ben kelim. Öpeyim mi? Yedi saniyede. Aynen. Ben götürürüm. Gönder. Söylemem gereken çok önemli bir şey var. Öperim. Ben kelim. Öperim. Hadi ya. 3 saniye. Aynen. Anladım soruyu. Öperim. Çok dikkatli izleyin. Sadece 1 saniye. Vay be. Var var. Var var. Oh. Sevgili Yavuz, şu anda ne yapıyor olmak isterdin buranın dışında? Şu an. Yine rütük çerçeveleri içinde tabii. Ya ayaklarımı suya sokuyor ve deniz kenarı falan böyle bir şey yani. Denize bakıyor yani. Ya ne kadar saf bir insan esasında ya. Niye abi? Yani ayaklarım... Biraz da ayaklarımı sokayım ya. Ne dedin yavuz? Deniz kenarındayız. Hep ellerimi sokuyorum, birazcık da ayaklarımı sokayım dedi. Öyle hani. Tamam. Öyle deyince komik olmadı. Yani hani ben öyle demek zorunda kaldım. Ya da deniz kenarı kumlarda yürüyorum falan böyle. Yo yo, ayaklarını sokmak güzel. Ama nasıl yapacağız onu? Peki uyuyor olmak isterdim. Uyuyor olmak isterdim. Çok yoğun geçti. Uyumak peki. Uyumak. Ayakları sokmak. Uyumak çıkış noktamız. Uyumakla ilgili bu sahneyi ilk önce 30 saniyede oynayacak Cümbüş. Hep beraber kuvvetli bir şekilde, enerjik bir şekilde ama sayıyoruz. Ama çok özür diliyorum. Tek başıma değil. Onu da söyleyeyim ya. Yanlış anlaşılmasın. Mesaj niye mı? Tek uyuyayım abi? Cumartesi bugün. Vay. Kedi var. Kedim var da onunla beraber. Kedisi var. Pis sapık. Şimdi bir şey söyleyeceğim. O zaman yani hani müdahale etmek istemiyorum ama seni bu turda Ayhan canlandırsın. Bir benzerlik de var. Yalnız başına yatmasın. Uyku. Tamam mı? 30 saniyede bakalım neler yapacak. Hep beraber sayıyoruz. Hep beraber enerjik bir şekilde sayıyoruz. 3, 2, 1. Halimiş benim oğlum. Gelmem. Güzelim, uyutacağım. Gelmem. Gerizekalı gelsene. Gelmem. Gel oğlum gel. Uyumayacağım. Babam nerede? Babacık uyusun. Hilmi. Babacık uyusun. Ulan sen ananın lafına ne kadar. benim oğluma. Uyumayacağım. Babacık uyusun babacık. Hilmi. Ulan sen annenin lafına. Benim dövesim geldi ya. Yatağımın yorulmayınca oyuna devam etmek zorunda kaldım. Yani bu tuhaf sahnenin çıkış noktasını tabii Yavuz seçkin verdiği için böyle oluyor yani. Evet yani. Bir an Yavuz olmak istemedim. Şimdi. Yavuz, kusura bakma Yavuz. Yani seni yok aynı ya. Performans benzedi ya. Yani. Tuhaf sahneyi şimdi 15 saniyede oynayacaklar. Gel oğlum gel canım benim gel uyu. Gel yavrum. Gel yavrum. Gel yavrum. Gel yavrum. Benim. Baba ne babacık. Yat lan. Ben de geleyim mi? Sen de koynuma gel hayatım. Oh. Oh ay. Turunluğa nasıl ittik ya? Doğrusu mu geldi ya? Abi bu biraz kabusa dönüştü ya. Evet. Yorum kattım.
Yorum katıldı doğru. Aynı sahne 7 saniyede. Gel oğlum. Hadi babacık, babacık, babacık. Ay ay ay. Babacık, babacık. Gel gel. Gel abi, gel gel. Gel. Gel düşün hadi. Ben zaten kalkmayı düşünmüyorum. Gel kalkma Ayça. Ben kalkıyorum. 3 saniye. Anacık, babacık, anacık. Babacık. Ana, babacık. Ambulans falan var mı? Artık kesin uyur zaten. Evet. Kalkmayacaksınız galiba siz. Yavuz. Aa, haksızız. Kalk hadi, kalk. Kalk, kalk. Gel. Ya, Yavuz gibi tembel oldun. Sadece bir saniyede... Abi rica ediyorum ne olur beraber uyumayalım. Ben seni uyutmam ya. Abi ben çıkayım bir daha gireyim mi? Abi sen girdiğin yerde kal ya. Böyle güzelim mi? Güzel güzel. Eyvah 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 eyvah. Peki. Bu yayının sonunu merak ediyorum sevgili izleyiciler. Bu hafta Trabzon'dayız. Perşembe Cuma Trabzon'dayız. Aa olur mu? Çarşamba Perşembe. Haftaya da İzmir'deyiz. www.mahşercumhurs.com Mahşer, mahşerin çıkış noktası Cele'ydi, Cele. Cele çıkış noktasıyla mahşeri izledik. Bu, bu türün galibi Jöle ile mahşer olsun diyenler kuvvetlice alkışlasınlar. hemen arkasından uyumak çıkış noktasıyla Cümbüş'ü izledik. Cümbüş bu türün galibi oldu. Beraber mi be? Hocam, hocam, hocam. Hangisi? Birçok hoca var mı? Erman hocam. Al geri. Pozisyon belli hocam. Şimdi bak Avrupalı böyle uyumuyor. Avrupalı böyle uyumuyor hocam. 50 bir saatten sonra uyumuyor hocam. Vallahi hocam ben... sen bu akşam yalnız mı yatacaksın yoksa cumartesi sevgili... hani bu akşam yani. Aman hocam yatmayı karıştırmayalım lütük var. Pozisyon belli hocam. Arı gibi çocuklar. Yalnız iktidarsızlar sokamıyorlar. Hayır arı. Son bölümümüz güzel olacak. Güzel bir bölüm. Son bölümümüz, son bölümümüz. Peki yani beraberlik gibi hocam. O zaman Trabzon'dayız. O zaman ben Perşembe, Çarşamba, Trabzon'dayız. O zaman ben Trabzonlular. Abi. O zaman ben bir daha gireyim. Bir daha olmayacak sayende. Uyanmak istiyorum. Berabere bu tur her iki grubu da alkışlıyoruz. Of. Ay. Yani ben arı dedim yanlış anlaşılmasın yani. Değil mi? Tabii canım arı ne yapar? Sokar. Ha bir şuradan bir sağdan bir geldiler de bir rüzgar esti buraya. Arı sürüsü geçti onlar rüzgar esti. Abi sende aleti var onun şimdi söylettin mi bana? Ay. Oh. We are the children. Şimdi ne olacak? Ne olacak? Hadi bakalım Trabzon'dayız. Neyse güzel bitirelim en azından. Son evet, bölüm olsa bile güzel anılarla ayrılalım. Tabii. Aşk şarkı. O zaman ben diğer turneleri de söyleyeyim son bölümde. Hepsini söylesen. Aşk şarkılarıyla devam ediyoruz. Mahşer geliyor yine galiba. Cümbüş mü geliyor? Cümbüş geliyor peki. Biraz dinlensin çocuklar. Şimdi aşk şarkılarında seyircilerin arasından mı seçiyoruz Burak? Ne yapalım? Evet, Yavuz'la başlayalım. Yavuz mu? Olabilir. Yavuz ve kedisinin aşk hikayesi. Mi? Yani. Kimse.
Ha. Ama Yavuz da kim yani? Kimse işte. Yani. Bir anlattıracağız bir yani. Unutamadığı bir aşkı. Evet. Unutamadığı bir aşkı. Şimdi de olabilir. Gerçekten yaşanmış hissettiğiniz bir şeyi istiyoruz. Eğer sizin için sakıncası yoksa. Ben arabama aşık olmuştum. Doğan görünmüş. Yok biz var. Bir insan. İnsan. Normal. Yani normal iki insandan bahsediyoruz. Normal iki insandan ama yani. Ben mi? Ha yani sen de normal bir insansın. Sakıncası yoksa siz anlatmakta. Yani mesela kim yani şu anda hayatındaki birisi olabilir ya da unutamadığın bir aşkın geçmişte olabilir. Geçmişte olabilir. Senin de başını belaya sokmuyorum şimdi. Vallahi derin girdiniz yani. Çalışmadığım yerden çıktım. Neyini anlatayım abi? Hangi bölümü? İsmini. Sorun siz. Peki şey ne zaman tanıştınız? Nerede tanıştınız? Nasıl tanıştınız? Peki bir şey soracağım. Aynen bir şey soracağım. Araba olsa ne olur hakikaten? Peki yapalım öyle arabaya yapalım. Arabaya aşık olmuş. Peki ilk bir... arabayı ilk defa nerede gördün? Aşık oldun arabaya. Otopazarında. Otopazarında. Evet. Yanında başka hangi arabalar vardı? Ya rakip arabalar. Rakip arabalar. İsim veremiyoruz tabii. Marka vermiyoruz. Marka vermiyoruz. Rengi neydi rengi? Rengi. Yanındakinin mi benim arabanın mı? Bundan sonraki bütün cevaplar sizin arabanıza ilişkin olsun lütfen. Sizin arabanız, sevdiğiniz, aşık olduğunuz zaman arabanın rengi neydi? Plas renk. Efendim? Siyah. Siyah. Evet. Yani. Siyah. Kaç vites? Otomatik mi? Alıyorsun gidiyor. Otomatik vites. Neden onu seçtin peki abi? Onu diğer arabaların arasında görünce ne cezbetti Albenisi seni? Albenisi var ilk görüşte. Albenisi var. Tabii. Mesela motoru güçlü mü, süratli mi? Plan. Yani diğerlerinden ayıran şey ne? Niye çelik o? Jant vardı onun. Efendim? Ya iyiydi. Çelik jant. Duruyordu yani. Evet. Çelik jant. İki kapılı, dört kapılı nasıl bir şey? Spor olsun iki kapı ya. Arabayı bile uyduruyorsun yani. Biz gerçek bir şeyden, olan bir şeyden bahsetmek istiyoruz. Ha. Yani gerçekten bir arabayı seviyorsanız o arabayı neden sevdiğinizi merak ediyoruz. Yani duruşunu sevdim. Tipi hoşunuza gitti. Çok ciddi gördük sizi. Peki ilk oturduğunuzda... Orada bir çan devirdi böyle kişi. Ben seni hiç sevmedim ki. Peki ilk direksiyona geçtiğinizde kullanmadık. Abi arabadan mı bahsediyoruz? Evet. Evet. Araba, vallahi evet. Arabadan tamam. Bahsediyoruz ya. Yemin ederim arabadan. Allah belamızı versin. Allah belamızı versin. Gözler başka sende. Hayır lütfen. Abi. Bizim aklımızda değil. Gerçekten arabadan bahsediyoruz. Evet. İlk direksiyon koltuğuna beğendiğiniz, çok sevdiğiniz arabanın koltuğuna geçtiğinizde ne hissettiniz? Size heyecan nasıl... hissettim abi. Heyecanlandım. 18 yaşında oldu bu olay. Öyle ilk mi? İlk defa arabam olmuş. İlk defa. İlk araba. Ne var ne gülüyorsunuz? İlk araba. İlk bindiğim. İlk bindiğiniz araba. Kendi paranızla mı aldınız? Hatta hiç unutmuyorum. Hayır abi baba almıştı. Baba parasıyla mı? Hiç unutmuyorum. Aldım ve sabaha kadar içinde oturdum. Oturdunuz. İşte bunları istiyoruz biz. Ama veriyorum yani. Al veriyorum. Tamam güzel. Peki. Yüksek sesle müzik dinler misiniz mesela arabada böyle? Eskiden dinlerdim. Şimdi eskiden. Dinlemiyorum yani. Biz ilk arabanızdan bahsettik. Unutamadığınız bir seyahat var mı o arabayla? O bir yere arabayla. Gittiniz falan böyle. Tabii Kumburgaz'ına gitmiştik. Kumburgaz'ına? Ve hiç unutmadığım bir şarkı Şeri Şeri Lady çalıyordu. Evet. Bayağı malzeme çıktı. Evet. Değil mi? Evet. Tamam süper. Ve peki, 8 kişiydik. 8 kişi. O arabada. Evet. Yani 7 veya 8. İstanbul plaka mı araba? Evet. Tamam. Şaşırtı şimdi sen. Evet. Evet ya ne var ya ne olacak yani. Tamam. Peki. Tamam güzel. Şimdi çok ilginç. Anında Görüntü Şovu stüdyosunda bir ilk gerçekleşecek. Yavuz Seçkin'le arabasının aşkının şarkısını anında söyleyecek Cümbüş grubu. Tabii ki beste anında Fatih Pestil tarafından yapılacak. Ben de çok merak ediyorum. Ben de. Bu şarkının adı ne arkadaşlar? Şarkının adı ne? Aragazı. 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 Süper. Aragazı adlı. Aragazı ve Aragazı. Manifold sevdim eller aldı. Yok Aragazı, Aragazı. İşte şey oluyor ya iki isimli oluyor. Aragazı alt isimde Manifold sevdim eller aldı. Adlı şarkı. Manifold sevdim. Geliyor. Manifold vardır ya. Alkışlarınız Manifold. Cümbüş için. Thank you.
Asil renkli, asil sevgilim. Kumburgazına giderken 8 kişi bizi gerdi. Sanatçı duruşuna hastayım. İlk arabam, ilk aşkım oradayım. Sanatçı duruşuna hastayım. İlk aşkım, ilk arabam oradayım. Bam beni aldı götürdü yaş 18. İki çizdik arabayı Kumburgaz'a giderken anladınız mı? 8 kişi binmişiz, ilk defa araba görürüz ya. Heyecanlandık tabii. Arkada bizim Cevdet var, ne yapıyorsun lan Yavuz dedi. Enseye bir tane koydu, direksiyon ilker mi almışım, böyle bir şaşırdım, kafa benim camdan dışarı çıktı. Oy. Gaza geldik, Kumburgaz'a gittik, iyi mi? Verdiler gazı, Kumburgaz'a gittik. İlk aşkımla gittiğim ilk deniz kenarı Kumburgaz'dır. Ayağımı ilk defa denize Kumburgaz'da soktum. İsteyerek soktum. Ayağımı denize ilk aşkım arabanla gittiğim Kumburgaz'ın sahillerinde soktum. 8 kişiydik. Bilerek yaptık. İsteyerek yaptık. Babam karayı verdi, ben yaptım. Süper oldu ya. Hemen çıkartalım bunu. Evet. Hemen mahşeri alıyoruz. Mahşerde de Fatih Pestil'in bence bugün aşk hikayesini dinleyelim.
Biz seni düşünüyorduk ama. Beni düşündüğünüzü bildiğim için ben topu Fatih Pesin. Seyircilerden birini alalım ya. Seyircilerden alalım. Niye Fatih Pesin'in aşk hayatı yok mu? Bilmem var mı? Ben bu lafın altta kalacağımı şurada dillere destan bir aşk hayatı. Valla Fatih ilk aşkını falan alsana var mı? Gazaya gelmeyelim. Gelmeyelim. Fatih valla. Seyircilerimizden. Kızın iki çocuğu var olmaz. Dördüncü eşimle birlikteyim onun. Fatih mikrofon açık mı? O zaman benim ikinci arabayı. Sürekli değiştiriyorum. Onu yapamayız abi. O ikinci el ya, onu yapamayız. Hadi ya. Sıfır lazım. Ya da kediyi. Alalım mı seyirciden? Seyirciden alalım. Peki aşk hikayesini aşık anlat. Şu anda aşık olan var. Kübra'ya aşık olan var. Şu anda Kübra diye bir aşık olan. Bitti mi aşk bu akşam? Şu anda aşık olan. Şu anda aşık. Hanımefendi var. Peki evet hanımefendi. Buyurun gelin. Bir alkışlayalım. Merhaba. Mert, seni seviyorum. Hangi kamera? Seni çok seviyorum. Mert. Mert. Nerede tanıştınız Mert Bey'le? Burdur, Bucak'ta bir köyde tanıştık. Mert, siz niçin oradaydınız? Okumak için. Okumak için gitmiştiniz. Evet. Mert köy enstitüsüydü. İki yıllık meslek yüksekokulunda okurken tanıştık. Gerçekten köyde mi tanıştınız peki? Yok ya, Burdur, Bucak köy gibi bir yerdi. Biz köyümüz diyoruz biz oraya. Ha ne güzel ama güzel bir yer herhalde orası da. Burdur, Bucak'ta. Burdur, Bucak'ta. Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu'nda. Umarım çok şarkı. Peki Mert Bey. Merhaba. Sizin adınız ne? Sizin adınız? Mert de oku. Efendim? Sizin adınız? Gökçe. Gökçe, peki. Ne? Mert'le? Mert'le 2001 yılının 19 Aralık'ında tanıştık. Güzel. 3 yıllık güzel bir ilişkiden sonra ayrıldık. Ayrıldıktan sonra 3 yıl böyle kendi avımızda gezdik ama ikimiz de birbirimizi unutamadık. En son Temmuz gibi tekrar barıştık ve nişanlandık. Aa çok güzel. Seneye de düğünümüz var. Bekleriz efendim. Ne zaman düğün? Seneye 2009'da. Seneye çok güzel. Mert nerede peki? Mert yok. KPSS'ye çalışıyor. Evlenmek için para kazanması lazım. Devlet memurluğu için. Aşkım çalışıyor evde. Ben geziyorum işte öyle. Peki. Ne? Mert Bey bir hitap şekliniz var mı? Balım böceğim. Merdom. Merdom. Merdom diyorum ben ona. O anlıyor geliyor hemen. Anlıyor geliyor diyor. Öğrendi artık tabii artık. 5 yıl falan olmuş öğrenmiştir artık zaten. Merdon peki o size ne diyor? Melbourne gibi ya. Gökçem diyor. Mikrofon. Gökçem diyor. Gökçem Merdon. Diyor. Gökçem. En sevdiğimiz alın özellikleri. Diyor. Alın biraz. Biraz tarif eder misin Mert Bey fiziksel özelliklerini mesela bize? Mert'in fiziksel 1.85 boylarında. Ondan sonra. Maşallah denir. Böyle... Nasıl olsa yok burada. Kıvırcık. Ay diyor nasıl en şey. En son 1.85'te bıraktım zaten. Ela gözlü. Ela gözlü çok yakışıklı. Peki huyları nasıl? Çok kıskanç. Kıskanç. Şimdi izliyor beni ama kesin var ya. Burcu ne? Burcu? Kesin kıskanıyor şimdi böyle. Burcunu soruyor. Burcu ne? Burcu Aslan Burcu. Aslan. Aslan. Sizin burcunuz ne? Koç Burcu. Aslanla Koç anlaşır mı? Çok iyi anlaşıyorlar. Hmm. Benim yükselen de Aslan. Biraz oradan böyle çatışıyoruz. İkimiz de baskın olacağız diye falan. Peki Mert Bey'in sevdiği müzik tarzı ne tür müzikler? Türkü başını? Sever. Türkü sever. Hı-hı. Siz ne tarz müziklerden hoşlanırsınız? Ben de türkü, Türk pop müziği severim. Nasıl tanıştınız? Hatta bizim nasıl tanıştık? Cem Yılmaz izleyerek tanıştık. Cem Yılmaz izleyerek mi? Ben biraz gülerken volümüm böyle fazla ciyakladığım için o da işte onlarla dalga geçiyordu. İlk böyle kavgayla hani büyük aşklar kavgayla başlarmış. Nasıl şimdi oyunda Cem mıydınız? Cem Yılmaz'ı izlet. Hayır hayır. Cem Yılmaz'ın... sizde miydi? Cem Yılmaz'ın... Cem Yılmaz'ın... Süper bir adam. Cem Yılmaz'ın korsan CD'leri gelmişti o zaman bucağa. Aman aman korsan CD'leri. Korktum ben ya. Korsana hayır demek için ben işte izleyelim bir bakalım ne kadar hayır dedim. Baktık ve hayır dedik. Önden kafalar falan geçince İzmir Narlıdere çekimiymiş meğerse. Öyle yani o gün tanıştık gülmek falan filan şakalar mı? Bir arkadaş ortamıydı herhalde. Arkadaş ortamındaydı.
Peki. Bir ev ortamında öyle hep beraber öğrenci evi. Peki ilk çıkmaya başladığınızda kim açıldı? O mu açıldı, siz mi açıldınız önce? İkimiz de açılmadık. Açılamadık. Cem Yılmaz annesi. Cem Yılmaz açıldı. Ben yanlış anladığıma sahip. Yok, ikimiz de söyleyemedik. Öyle ha şey dedi. Dur bir dakika bunu anlatacağım. Allah. Bunu anlatacak. Allah. Hadi. Osman dayı ki kahve söylesene bize. Şen kahkaha bu olsa gerek. Hadi anlat, bekliyorum. Hmm, bir şey oldu, yolda giderken bir şey daha, ben de arkadaş muhabbeti, ay Mert aşk olsun ya filan dedim böyle arkadaşça, olsun yaptı, onunla başladı. Tamam galiba, evet tamam. Bir şey yeterli. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Mert'e de selam söyle. Mutluluklar diliyoruz ikinize de. Şarkının ismi ne oluyor arkadaşlar? Aşk olsun. Merdom. Peki, Merdom abi. Merdom. Tamam, seni mi kıracağız kız? Merdom. Merdom adlı eseri Mahşer seslendirecek. Fatih Pestil de anında besleyecek. Alkışlarınız Merdom şarkısıyla Mahşer için. Sen
Bravo. Süperdi ya. Hemen Sayın Orhan Gencebay'a dönmek istiyorum. Orhan Bey nasıl buldunuz? Böyle reklam sloganı gibi olsa değil mi Orhan Gencebay? Daha güzel, daha mutlu bir dünya için. Merdo'yu seçin. Merdo. Merdo. İlk olarak Cümbüş'ü izledik. Cümbüş, araba aşkı. Evet, Yavuz Seçkin'in arabasına olan aşkını anlattı, şarkısını söyledi. Bu turun galibi Cümbüş olsun diyenler kuvveti alsın. Daha sonra da Gözde'ydi değil mi? Gökçe, özür dilerim. Gökçe'nin Mert'e olan aşkını, Mert olsun olan aşkını. Bir insanın arabaya olan aşkındansa bir insanın başka bir insana olan aşkı bu turun galibi oldu. Mahşer. İyi misiniz? Eğleniyor musunuz? Süperler değil mi? Devam edelim mi? Evet. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. İyiyiz değil mi? Keyifler evet. Yerinde. Birisinin doğum günüymüş, bana bir kağıt verdiler, unuttum. Kim, ismi ne? Didem'in doğum günüymüş. Çiğdem'in doğum günüymüş. Peki hemen bir doğum günü şarkı çalalım o zaman. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Bu tabii ki Burak'a neyi hatırlattı? Çarşamba ve Perşembe günleri Trabzon'dayız. Karadeniz Üniversitesi. Karadeniz Üniversitesi. AKM salonunda Trabzonlularla beraberiz. WW. Yarın Sivrisinistan'la oyunu var mı yarın? Sivrisinistan'la oyunu var mı yarın? Şimdi dörtlü dönme turuyla devam ediyoruz değil mi? Dörtlü dönmeyle evet. Devam ediyoruz. Tamam, biz mi oynayalım? Evet. Kim geliyor? Yazı mı kura mı? Yazı mı kura mı? Kura mı? Yazı mı kura mı? Nasıl olsa? Cümbüş. Yavuz Bey bize eşlik eder mi? Kaçta döneyim? Ben bir ikili dönmüştüm. Yavuz oynayacak. Sen ne zamandır oynamıyorsun? Ben döndüm geldim ya. Bugün havamız da yerinde. Hadi gel oynayalım. Hadi ben de oynayayım. Hadi gel oynayalım. Yok sen izlesin. Oturmaya mı geldik ayol? Allah Allah. Gaza geldim. Aynen. Haydi bakalım. Evet efendim Osman Tan'la yer değiştik. Ayça ve Yiğit için S harfiyle başlayan herhangi bir şey. S. Sakız. Süt saçma süspansiyon. Sehpa. Sehpa. Peki efendim sehpa. Tamam aldım sehpa. Osman Tan ve Ayça için şu aralar yok o onları yönelimiydi başka bir şey. Şu aralar kafanızı meşgul eden bir şey. Para. Sınavlar. Okul. Sınavlar. Okul. Okul. Okuldan çıkalım ya bugün okulu unutmak için buradayız. Borç. Ekonomik kriz. Ekonomik kriz. Anatomi. Efendim? Anatomi. Anatomi. Anatomi neymiş ya? Beğendin diyorsun. Peki Osman tamam anatomiyi aldık. Anatomi. Anatomi. Anatomi iyiymiş ya diyor onlarla. Ayhan ve Osman Tan için 876-45-84 sizce nerenin telefonu? Hamam. Hamam. Ay hamamsız kalın ya. Hamam. Almayacağım ama başka.
Bel fıtığı dedi bak. Söyleyeyim mi? Terk edilmiş sevgi. Özlem bel fıtığı dedi birisi. Bel fıtığı mı? Tamam peki bel fıtığı. Alo bel fıtığı. Ve Yiğit ve Ayhan içinde parlak bir şey. Bel fıtığı. CD. CD. Kafa. Kafa. Yavuz. Hiç görmüyorum, hiç demiyorum. Yavuz boş ver. Başka alalım. Disko topu. Kasa. Disko topu. Kasa. Kasa mı? Kaza. Kazan. Anlamıyorum. Kazan. Kazan. Parlak bir şey kazan. Peki. Hazırlıyoruz. Sehpa. Anatomi. Bel fıtığı. Bel fıtığı. Kazan. İçin hep beraber üçten geriye haydi. Üç, iki, bir. Bence bu sehpa evimin tam ortasına harika bir dekoratif hava kattı. Gerçekten de. Allah'ım o kadar tatlı bir sehpa ki onu öpesim geldi tanrım. Hanımefendi yok yok. Anatominizi böyle yapmak istiyorum. Yapın. ...876-34-43 arıyorsun hemen. Evet. Davşan çorbası. Utanmıyor musun? Eşek kadar kurtsun. Ufacık tavşanı çorba yapıyorsun. Ha, niye bakıyorsun? Konuşan tavşan. Ne var? Kazanın. Bence bu zigon iç içe girince harika bir sehpa oldu gerçekten. Tamam tamam durun durun. Durun durun tabii. Hanımefendi. Sizin kafanız karışık doktor bey. Ben bir botoks yaptırmak için gelmiştim ama siz bana saçma sapan değişik anatomik artık ne dergisiyse bu değişik. Yavrum. Fıtık kulağa geçti valla. Aha da seni kıstırdım Daşan. Bırak lan beni. Bırak beni. Kulaklarından tavana çivileyeceğim bırak seni. Bırak beni. Bırak. Evimin tam ortasına yaptırdığım bu tuhaf sütunlar gerçekten de olağanüstü bir hava kattılar. Tanrım. Tanrım sütunlara bak. Bir parti versem, herkesi davet etsem ve sütunların içinden onlara seslensem. Yetiyorsunuz. Sen de. Hayır hayır üstüne. Kimin üstüne? Buraya mı? Ya deminki gibi işte. Doktor bey ben sizin mezuniyet belgenizi görebilir miyim? Allah patronum siz doktor musunuz? Kusura bakmayın. Patronun emri. Galfeli. Osman bey çift taraflı fıtık sıkıştırması vardı. Sırtımdakini yolladım ama alt fıtığı yenemiyorum. Fıtık altta kaldı. Bir tık altta kaldı bak. Peki, bunun için benim bir yöntemim var. Vallahi mi? Evet. Burak bu sefer gerçekten gelmeyin. Burak Bey, halledin Ayhan Bey'i. Tabii ki. Yakaladım seni alçak tilki. Kurt muydu? Bak, bütün orman seni tanıyor. Evime aldım.
ayı postu ne kadar da yakıştı gerçekten. Ama bu evde bir eksik var Tanrım. Osman Tan. Tatlım, sensiz bu ev çok boş. Böyle dursana. Tamam canım. Hep evde böyle dur, tamam mı? Pardon Osman Tan. Program başlıyor abi. Aa, işimiz var. Gitmem lazım hayatım. Gitmek gelmezse program başlıyor abi. Peki. Hanımefendi, her şeyi baştan konuşmamız Doktor lazım. Bey, çok korkuyorum. Aferin. Yavuz Seçkin geliyor. Evet. İlk olarak Burak ve... Evet. Burak ve Dilek. Sıcak yenilen bir şey. Burak ve Dilek için sıcak yenilen bir şey. İskender. Şırdan. Künefe. İskender. İskender. Dayak. Sıcak sıcak dayak. Dayak çıkış noktamız. Değerli bir eşya. Değerli bir eşya. Dilek ve Özlem için. Kırlanmaz. Evlilik yüzüğü. Evlilik yüzüğü. Ampul. Oh, oh, oh. Ağzına soksaydın ne yapıyorsunuz? Böylesini ilk defa görüyorum. Erdal gördün mü sen o manzarayı? Görebiliriz. Bir daha yapsın ya. Gene liste güzel. Bilaş Bey, bir daha. Bir daha mı yapayım hadi? Ampul. Ampul. Çıkış noktamız. Frank Sinatra gibi vallahi böyle aldı. Özlem ve Yavuz için çabuk biten bir şey. Para. Para. Gelmez kalem. Para. Gelmez kalem, tatil. Tırnak mı? Ne? Duymadım. Gece. Kızlar çabuk bitiyor. Evet. Sen nasıl bir kız kullanıyorsun biter mi? Cacık. Cacık çabuk bitiyor, evet. Aşk çabuk bitiyor. Yemek. Saç. Sigara. Zaman. Zaman. Gece hayatı. Tuvalet. Gece hayatı. Ay tuvaletleri falan girmeyin ya. Başka? Akbil, rüya. Şu çocuğa bir daha götür bakayım ne yapacak. Batarya. He? Batarya. Güzel söyle, güzel söyle. Batarya. Evet. Kontör. Kontör. Başka? Rüya. Rüya. Rüya olsun. Şampuan olsun ya. Rüya. Rüya olsun, rüya. Rüya. Ve Burak ve Yavuz için bir takıntı. Peki. Motor. Motor mu? Motor takıntısı. Peki başka? Temizlik. Şey olsun mu abi? Tik. 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 Tırnak yeme. Simetri hastalığı güzel. Simetri. Simetri. Dayak. Rüya. Ampul. Rüya. Rüya. Simetri. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Evet, bütün kızlar okula. Sen mi göndereceksin lan okula? Baba televizyonla ne konuşuyor? Ben biliyorum ne yaptığını. Elbet patlarsın ampul. Sen de söylersin inşallah. Benim. Sevgili günlük. Dün gece rüyamda kel kafalı. Nalan, rüyalarımda gördüğüm kız. Benim de rüyalarımda gördüğüm adam. Yalan söylüyorsun. Hayır. Bir daha söyle. Yalan değil. Bir daha. Kel tuşum. Ben de... Abi biraz öne gelebilecek miyiz? Abi bir oynamazsak böyle yana gelebilir miyiz? Abi bir düzgün durabilir miyiz? Çok kafam karıştı. Her şey düzgün dur abi. Allah aşkına. Abi o ne yapıyorsun ya? Abi biraz öne gidelim. Aa! Baba kaçma. Televizyonda bütün kızlar okula diyordu. Ben de okula gitmek istiyorum. Okul.
Ben oku. Ok gördüm baba. Ok. Bana. Gelin. Kaç mumluktun sen? Ben gece lambasıyım şekerim. Vaaay. Rüyalarımdaki kadın. Rüyalarımdaki adam. Nasılsın? Simetrim kaydı. aman başka bir tarafın kaymasın da. Abi tamam. Çekime başlıyoruz. Bir oynamayalım. Her şey... abi. Oynama. Hop. Abi simetri her şey. Abi hop. Dur oğlum. Tamam kaymayalım. Düz duralım. Kafam karıştı. Düz. Evladım. Bey, Muhtar da mı buradaymış? İyi akşamlar efendim. Hoş geldin. Her nerede simetrin kayıyor ve kaydırıyor sanda. Sağ ol Muhtar Bey, ben sizi arayacağım tekrar. Teşekkür ederim. Bey, bir maruzatım olacak. Ne oldu lan? Bizim kız. Okula gitmek istiyor da eğer iznin olursa. Ya ne kadar okul meraklısı insanlarsınız. Ay, yapma okul. İyi bir şey olsa ben gitmez miyim lan? Ben yapma. Durma. Niye ben gitmedim? Artık son demlerim. Ne güzel. Patlamadın da yanmadın da. Ben floresan. Geçen gün ampulle dalaştım. Oo, gece lambasıyla da karışmışsın. Evet ya, sorma. Çok tatlı kız ama. Bir yanıp bir geliyorum ben de. Feza da yok ya. Rüyada mıyım? Neredeyim bilmiyorum ya. Siz osunuz. O kim? Şey var ya, Mustafa Topaloğlu. Topaloğlu değil o. Kim? Ben de bilmiyorum. Rüyalarımdaki adam nerede? Nerede? Trabzon'da. Trabzon'da evet efendim. Çarşamba ve Perşembe. Gel. Model olarak bunu getirdik. Buna bakıyoruz. Bunun gibi duruyoruz. Duralım onun gibi. Sallanmayalım, yapmayalım. Eller belde. Durduk, kaldık öyle. Ne oluyor? Aman ne yapıyoruz? Yapmayalım beyefendi. Ya Allah aşkına bir şey. Herkes bir dursun. Hop! Aman durduk. Kıt. Hiç kıpırdamıyoruz. İyi, böyle iyi oldu. Oğlum. Muhtar emmi, ben seni sonra arayacağım. Evden çıkmıyor. Muhtar oğlum, çıkarsan oğlumla bir şey konuşacağım. Hadi Muhtar emmi, görüşürüz. Kızı dövmüşsün, karıyı dövmüşsün. Ha. Ben de bir maruzatım olacak. Neydir anneciğim? Kız okula gitmek istiyor. He. Hadi bakalım. Sıkıysa döv. Ana yer kalkar mı lan? Ya anacığım. Ana yer kalkar mı? Dışarıdan bitirseler olmuyor mu ya? Dışarıdan neyi bitirecek oğlum? Anne. Anacığım, o bastonu oğlum uzaklaştırsana. Ağzımı dövdüm ben seni. Sırtına sırtına vurmadım. Ana. Ya. Kütenek. Tamam ana. Ne yapalım, göndereceğiz. Ama mahallede adı çıkarsa, köyde bir adımız çıkarsa... Gerçi seni de ilgilendiriyor. Senin de adın çıkacak. Çıkarsa. Ama başta senin çıkacak. Ben öbür giderim. Senin adın devam eder. Ne dayandım ha. Ben el feneriyim. Sana bu gece ihtiyaç yok bence. Bugün... Niye yönünü gösterirdim? Ferit Bey'le Handan Hanım yönlerini iyi bulurlar. Merak etmeyebilirsin. Sen bütün ışıldaklı şeylerle kavga etmişsin. Ya sorma ya. Ya şu on off düğmeme bir bassana. Stop! Simetrik açıdan çok yanlış duruyorsunuz. Nasıl? Pozisyon belli. Offside hocam. İnanamıyorum. Yani kel kafalı prensim gitti. Yerine bir sürü insan geldi. Yani... Rüyamda gördüm. Gerçek. Merdo ile buluşuyorum. Merdo mu? Merdo. Merdo kim? Durun. Merdo kullanın. 1.85 boyu var. Merdo.
hayatınızı kolaylaştırıyorum. Nalburlarda. Merto, 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 Merto. Çok basit bir çekim olacak. Allah aşkına artık şunu yapalım. Kameraya bakıp. Çarşamba ve Perşembe günü Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde. Abi şanzıman kaydı duramıyorum. Abi, 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 ya. Abi yap abi. Abi yap bak. Allah. Oh, oh. Mezdeki iki. Allah'tan çıkarmışız Allah. Maskeleri. Ne oluyor? Abi. Abi yapma bir al abi. Abi bir al. Abi ya hop. Evden Irak'tan uzak ol. Uzak uzak uzak. Uzak. Canım. Yavuz Seçkin, alkışlarınızla. Of süperdi be. Ya bu turun galibi belli arkadaşlar. Yavuz Seçkin'in olduğu grup oldu yani. Kusura bakmayın. Artık ben de elimden geleni yaptım. ama yine de oy diyelim. Bu turun galibi Cümbüş olsun diyenler alkışlarınızla. Bu turun galibi Yavuz Seçkin ve Mahşer olsun yani. Bu turun galibi Mahşer oldu alkışlarımızda. Hey mama don't take me wrong. Come on baby no 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 no. Erdal şart mı? Şart mı Erdal'cığım? Erdal şart mı? Değil değil mi? Ne güzel, çok güzel. Devam ediyoruz o zaman. Devam ediyoruz. Nasıl anlaştınız Erdal? Ya anlaştık biz Erdal'la artık telepatik olarak anlaşabiliyoruz. Erdal yönetmenimiz bu arada. Evet, hangi turla devam ediyoruz? Bir sen, bir ben, bir de bebek adlı turla devam ediyoruz. kimler yapıyor? Kimler geliyor? İkişer ikişer. Evet, Yiğit ve Ayça, Burak ve Dilek. Şimdi hemen çıkış noktaları alacağız. Yavuzcuğum kendini çaresiz hissettiğin bir an. Yani... Tuvalette, tuvalette. Aman ne kadar ilginç. Ya şu tuvalet, hamam, kenet. Evet. Şunları kullanmayalım arkadaşlar. Anında görüntü her hafta söyleniyor. Şey, trafikte ceza yemiştim. Heh. O an. Hani artık dönüş yok ya. Çaresizsin yani. O cezayı yedin. Çok var aslında öyle ya. Çaresiz hissettiğim. Mesela canlı yayında falan, radyoda canlı yayında falan bir şey başına geldi mi? Bir kere, şimdi ben Süper FM'deyim. 9 yıl o radyoda çalıştım. Klas'ta çalışmıştım. Süper'e geçtim. Yayındayken klas dedim kazaya. Eyvah! Hemen geciktiriciye bastım. Oldu ya. Tabii 9 yılın alışkanlığı vardı. Evet. Oluyor yani. Evet, yani o zaman... Yani ne bu şimdi? Trafik. 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 Çıkış noktamız o zaman trafik Ata. Olsun. Peki. Hemen bir başka soru daha soralım. Şarkıcı olsaydınız nerede klip çekmek isterdiniz? Şarkıcı olsaydınız nerede? Klip otobüste. Mi? Çekildi biliyorsunuz. Tarkan'ın otobüste. Ağaçların evinde. Nerede? Ağaçların evinde. İki arada bir derede. Çek o zaman. Havuzda. Oo çok var havuzda. Türkiye'de en çok havuzda klip çekiliyor. Teknede. Helikopterde. Helikopterde. Argan eteğinde. Argan eteğinde. Evet. Kamyonda. Kamyonda. Başka? Hacettepe, Hacettepe. Hadi. Bir araç olarak düşün. Nerede? Çorum'da. Çorum'da. Başka? Ameliyathanede. Ameliyathanede. İyi ameliyathanede. Ameliyathane. Bizimki trafik. Trafik ameliyathane. Şimdi bu turun kuralı şöyle. Ben düdük çaldığım zaman bir önceki grupta hangi cümle en sonda kullanıldıysa bir sonraki grup o cümleyle doğaçlamaya devam ediyor. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Geçeceğim. Her tarafa geç sağa sola. Ben ne zaman geçeceğim? Ben polisim. Gördük. Polisi. Ağacı anlatmıyorum.
adamı var ya ne yaparım biliyor musun? Ama bu... Adamı ne yaparım biliyor musun? Kesinlikle iyileştiririm. Şu makası ver bakayım. Bu benim ilk ameliyatım. Ben kan görünce hemen... İyileyip ilk... İyi misin? Kendinde misin? Eter koklatsana bana. Neredeyiz? Ameliyat. Neredeyiz? Dingo naharı mı bura? Neredeyiz? Dağılın arabanı kapın. Herkes arabanı hadi. Arabalara. Affedersin. Affedersiniz ama yapıyorum. Benim acelem var. Beyefendi benim... anlamakta güçlük mü çekiyorsunuz? Benim acelem yok. Ben sanki... Hiç benim acelem... Bir senin var sanki. Ya sabahtan beri beni durduruyorsunuz. Manyak mısınız? Rengimi beğenmedin. Sana taktım. Sana ben taktım. Geç arabaya. Taktım. Sana taktım ben. Ama niye beni şey yapmıyorsunuz? Ben ameliyat taktım. Orada duruyor. Yok ben şu dakikada bir şey içmeden yapmam o ameliyatı. Çüş. Bu ne biçim doktor be? Ben ilgilenmez. Ya bu benim ilk ameliyatım. Gerçekten beni kan tutuyor. Ben yani çok heyecanlı bir tipimdir. Ama gerçekten de çok iyiyimdir işimde. Bana bir şey söyleyin yapayım. Bana bir şey söyleyin yapayım. Ama böyle abuk sabuk şeyler söylemeyin. Mantıklı şeyler söyleyin. Beyefendi. Ya arkadaşım ne var? Ne var? Tamam vereceğim biraz sonra ehliyetini. İki dakika bekle. Ya herkesi müzdarip ettiniz. Ehliyetim yerinde. Arabama bütün bakımı yapmış. Manyak mısın lan? Tamam. Hanımefendi ben işini sakin yapan bir... Ben senin kimliğini görebilir miyim? Yani bir kimliğin var mı senin? Ne biçim doktorsun sen? Buna inanmıyorsun ha? Evet. Buna inanmıyorsun evet, ha? Evet bu arada ölüyor hasta. Benim var mı? Ölsün. Al sana kimlik. Son 30. Hümeyra pek yaşa mı? Nasıl işim öyle be? Sen pek yaşa kim biliyor musun? Benim soy ismimi biliyor musun sen? Ben kimin kızıyım biliyor musun? Kimin? Ali Pekyaşa. Sanırım biz kardeşiz. Evet o ölsün ya, ben abimi bulmuşum. Bir çözümümüz daha var. Kim ki? Bunun adı ne? Seda. Keltoş çok yaşa. Keltoş mu? O zaman öpeyim ben onu. Öp ameliyata geri dönmem canım lazım. Canım kardeşim benim, nasılsın? Nasılsın? Biraz rengin değişti. İyi geldi vallahi, iyi geldi. Teşekkür ederiz, sağ olun. Bu sağ kadar durunca dürüm getirmişler. Çok can karnımız acıktı. Diğer arabalar da dürüm servisi yapın. Biraz daha takılacak, herkes kalacak burada. Babam milletvekili deyince biraz şaşırdım. Evet, o zaman biraz tırstım yani. O zaman biraz tırstım ama gerçekten tatlı bir şey. Var mısın bu gece kaçmaya? Ya sen bunu bizim kardeşimiz olduğundan emin misin ya? Sanırım yani. Sen biraz takılsın onunla. Ay canım benim. Evet çok güzel. Harika bir şey. Ben hastayı dirilteyim o zaman ya. Hiç gerek kalmadı. Dirilt. Tamam. Şşş. Manyak bir şeysin sen. Lütfen arabanıza geçer misin? Böyle bir konu oluşuyoruz. Ne kadar meraklı trafik insanlarısınız ya. Allah Allah, trafik sakinler. Hadi manyaklar. Gelin sizi nereye gidecekseniz arabamla bırakayım. Ben aslında şey diyecektim. Ha. Peki efendim şu anda bir şey hissediyor musunuz diye arkamda. Kardeşiz ya. Peki hemen oynuyoruz. Mahşer ve Cümbüş'ü aynı anda izledik zaten. Bu turda yani bir sen bir ben turunda Mahşer daha iyiydi diyenler alkışlasınlar lütfen. Cümbüş diyenler. Bu turun galibi alkışlarınızda Mahşer oldu. Yeah, baby, she's got it. Hey, yeah, 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 yeah. I'm your
Plan da yoktu ama Yavuz'un kabusunu oynasak süper olmaz mı? Olur. Bütün ekip mi? Ha, bütün ekip. Acayip olmaz mı? Onlar oynasın ya. Yok ya, hep beraber oynayalım. Hadi bizden oynasın. Bir puan sizde, oynayalım ay beraber. Vay vay vay. Oynayalım hadi. Hadi. Hadi oynayalım. Yavuz Seçkin'in kabusunu Mahkeme evet. Cümbüş beraber canlandıracaklar. Bu gece görmesi muhtemel olan kabus. Kabus. Yavuz'cum, bugün sabahtan itibaren neler oldu? Sabah kaçta uyandın, buraya gelene kadar neler yaptın? Hafif teferruatlı biçimde bize anlatmanı evet. istiyoruz Yavuz. Hadi Yavuz. Hemen söyleyeyim. Aslında günün yarısını uyuyarak geçirdim. Çok fazla bir şey yaptım söylenemez ya. Yemek yedim. Ne yedin? Kaçta kalktın? Oradan başlayalım. Vallahi herhalde 11 falandı. 11'de kalktın. Evet. 11'de. 11'de ne yaptım ben ya? Sabah kalkınca ilk işin oldu. 12'den sonra hatırlıyorum genelde hani. İlk kalkınca ne yaptın? Kahvaltı ettin mi mesela? Uyanır uyanmaz. Yok kahvaltı yapmadım. Hazırlayan yok. Yani, baktım öyle evde. Erken çıktım ya. Bir işim vardı. İşimi hallettim. Neydi iş? O önemli. Tabii. Detaya gir. Yani şey ya böyle bir fasafiso bir işti. Bir tane benim 75 model bir Mercedes'im var. Evet. Onu yıkattırdım. Ondan sonra. Evet. Ha, olsun ondan sonra. Önemli. O arada gittim masaj yaptırdım. Daha hala bir şey yemedin mi? Masaj yaptım. Masajdan çıkınca yedim. Yemek masaj yedim. Ne masajı? Komple. Hayır yani bu hani Thai masajı, İsveç masajı. Her şey mi? Dahil yani baştan başlıyor. Allah. Yani normal şey. Aroma terapi böyle. Güzel. Ha. Bayan mıydı, erkek miydi masajı yapan? Bayan canım. Erkeği ne yaptırayım ya? Niye abi yani? Ne gerek var? Ya bugün öyle benim... güzel, gayet şey yani. Relax güzel, güzel. Gayet güzel malzemeler. Şimdi arabayı yıkattın. Evet. Masajı yaptırdın. Evet. Ne yedin? Vallahi çok güzel bir börek yedim. Oh. Neli? İç karışık yani, sebzeli börek. Hı. Çok güzel bir limonata içtim. Limonata. Üstüne. Bol bol kahve içtim. Uykum gelmesin diye. Çünkü bu saatlerde uyuyorum genelde. Program var mıydı bugün radyoda? Yok hayır. Hafta içi. Hafta içi. Peki. 6-8 arası yapıyorum. Yani evde takıldım genelde. Eve geri döndün yani. Evi halıyı falan süpürdüm böyle hafta içinde. Arkadaşlar falan geliyor bazen. Tabii tek olduğum için kirleniyor. Allah Allah hep bunun altını çiziyor. Tekim, yalnızım. Hayır hayır yalnız değilim. Kız arkadaşım var öyle bir şey yok da. Ama kahvaltı... ama temizliği ben yapıyorum. Allah Allah. Peki. Yani evde bugün geçtim. Kız arkadaşını gördün mü? Gördüm tabii. Ha gelinlik defilesi vardı. Oo işte tabii. Malzeme ya. Şey vardı. Eyüp Sultan'da nerede orası ya? Unuttum. Pesanede gelinlik fuarı vardı oraya gittim. Beraber kız arkadaşım. Kız arkadaşımı izlemeye gittim orada. Manken mi? Yok aslında dansçı. Modern evet. Dans yapıyor ama çok da güzel bir fiziği var. Orada öyle bir onu izledim. Çok güzel. Bir hayallere daldın mı? Yok dalmadım. Modern dans. Dalmadım. Daha evvel dalmıştım. Yani öyle gittim. Öyle bir takıldık yani. Kalabalık mıydı defile? Çok kalabalık. Sadece gelinlik mi defilesiydi yani? Sadece gelinlik mi? Yani tabii gelinlik. Yani öyle bir sürü gelin geziyordu etrafta. peki telefon görüşmeleriniz oldu mu bugün? Özel bir telefon görüşmesi değilse. Sizi aklınıza takılan. Telefon görüşmesi olmadı. Hep yani 2-3 çocuklarımla görüştüm. İki tane çocuğum var. Aa, kaç yaşlarında? Bir oğlum bir kızım var. Aa, Allah bağışlasın. Ha, onları yarın alacağım. Okulumun okulumda toplantısı var şeyin oğlumun. Veli toplantısı. Ha, veli toplantısı. Tamam. Dersleri mükemmel. ona gideceğim yarın. Onu konuştuk. Yarın alacağım oğlum sizi falan dedim. Öyle geçti yani. Defileden sonra ne yaptınız abi? Devam edelim. Yani. Eve gittim abi işte. Dinlendim yani. Televizyon seyrettin mi? Televizyon seyrettim. Seyrettim. Kimseyle de görüştün mü abi arkadaşlarınla? Ya bir şey internette gezindim biraz. Ha. Baktım nereye öyle baktın? Haberlere falan. Hangi sitelere? Medya siteleri falan. Yani magazin sitelerine baktım ne olup ne bitiyor falan. Neydi abi ilgini çeken haber? İlgimi çeken haber. Duydumsuz Allah aşkına. Sen de taklit yapmaya başladın. Var mı dikkatini çeken bir haber? Yok genel abi. Olarak baktım öyle yani. Peki hayatta iş dışında ne yaparsın? Nelerden hoşlanırsın? Yavuz Seçkin ne yapar? Abi ben hep çalışıyorum zaten yani radyo programı yapıyorum. Evet biliyoruz yani. Çok yoğun işler var ama biz... mesela tatile çıktın ne yaparsın? Bir boş gününü arka arka üç günün boş. Eğlenirim yani sabaha kadar eğlenirim yani. Ha. Dinlediğin müzik tüm nedir? Dinlediğim müzik Şeri Şerile'ydi. Şeri Şerile'ydi. Big in Japan. Fobim var mı? 80'ler. 80-90'lar. 80'ler 90'lar benim tarzım yani. Korkun nedir mısın? Abi fobi? Ya korkum sevdiklerimden uzak kalmak.
fobi olan, yani mesela şundan korkarım, bundan korkarım falan, böyle hani yılandan korkarım. Abi yani korkarım. Mesela duştayken falan hakikaten istemem böyle, yani sabunlu kalmak böyle hani. Sular gitmesin aniden. Hani böyle hani bir anda kesilir. Elektriğin suyun sular kesilmesi, 2-3 gün gelmemesi falan, bunlar beni çok... Küçükken bir şey mi oldu? Küçükken derken? 16 yaşındayken. Genel diyor. Şeyler yani. Peki. En son akşam gelirken bir şey yediniz mi? Ben onu duyamadım. Buraya ya gelirken. Börek yedim. Börek. Karışık börek. Kedim var demiştiniz. Kedi. Kedim yok, o kız arkadaşım. Uydurmayın. Kedim cinsi ne? Cinsi. Kız arkadaşım cinsi diyor, kız arkadaşım. Tekir. Kız arkadaşım da kedi diyormuş. Ha, kız arkadaşım da kedi diyorsunuz. Şey. Sizi böyle anlatıyor muyuz? Ben oyunumuzun özelliği bu. Oynamayacaksınız. Duracaksınız. Sadece duracaksın abi. Duracaksın. Şimdi mahşeri cümbüş. Ben pek zannetmiyorum. Ya bu seçim, bütün bu anlattıklarından sonra bu gece görmesi muhtemel olan kabusu canlandıracaklar. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Biraz daha sağ. Samim abi gel, uyudu. Çok. Tamam bırakın bak, keseye geçiyorum. Ay valla inmemiş. Merhaba kardeşim. Abo. Siz komple diye adaya gelmemiş miydiniz? Komple masaj mıydı sizinki? Evet, komple. Aa, Hikmet canım sen gel. Yavuz, ilişkimizi gözden geçirmem lazım. Masaj sırasında mı? Hayır bebeğim, biliyorsun modern dans. Ay kocamı kaybettim. Kocamı gördünüz mü? Ay karışmış ben araya. Araya karıştı. Yeni gelin. Ay. Teklif ediyorum. Benimle evlenir misin? Aa anne bak tipi tip. Aa, evet kızım bakma ona sen, tipi tip o, boş ver. Alo Yavuz Bey. Efendim. İyi günler. Yarın okula gelmeniz mümkün mü? Oğlunuz kızların eteklerini açıyor sürekli. Ama biz kaç kere dedik canım, bu böyle olmaz yani. Telefon şakası mı? Hayatım ya, öndeki arabaya selektör yapsana, parlıyor baksana. Bak bak yap yap, birazcık daha yap. Aynı zamanda korktun mu? Yok. Boşuna, boşuna televizyon açmamıza gerek yok. Baban bizi güldürür. Baba güldür. Allah. Yapma be. Değiştirdim. Peki ama ne olacak? Borsa ne hale? Yavuz Bey. biraz konuşmamız lazım oğlunuzla ilgili. Biliyorum. Tipten tipe giriyor. Bir an Lea Muhtar, bir an. 60 milyonu rezil ettin Yavuz, beni temizlemiyorsun evi diye. Lanet olsun ya. Beğendin mi evini? Tertemiz yaptım. Hadi arkadaşlar gelin, Yavuz'un evinde parti var lan. Yavuz Seçkin'in kabusunu izledik. Reklamlardan sonra görüşmek üzere sevgili izleyiciler.
Aslında Görüntü'ye tekrar hoş geldiniz değerli izleyiciler. Üç kocaman reklam kuşağından sonra programımızın artık sonuna gelmek üzereyiz. Son bir turla programı tamamlayacağız. Reklam turu yapacağız. Bu turumuz bütün Trabzonlulara gitsin. Çarşamba her şey. Gül mü Osman da ekmeğimi bundan kazanıyor. Bunun için para veriyorlar bana. Evet. Çarşamba, Perşembe, Trabzon, Katü'de AKM salonundayız. www.masterycumbus.com. Biletlerde bilet işte ya. Jelly Rules. Peki. Tüm Trabzon'a gerçekten reklam turunu izlemiş olduk. Onlar sıraların savdular direkt. Evet, evet, siz de başlayalım mı? Biz oynadık ya. Evet. Yaptık ya işte. Hayali bir ürün. Hayali olmayan bir ürün. Gelmiş bizim eski evet, manyaklarımızdan. Ama manyaklık var biraz. Kim o? Kimde yok. Burada kimde yok değil mi? Böyle rahat mısın? Ama tatlı bir manyak. Güzel bak, ne var şimdi? Hayali bir ürün. Figüratif katıldı burada ya. Parmak arası çizme. Manyak deyince kızıyorsun sonra bana. Parmak arası çizme. Parmak arası çizme. Bir geldin bir geldin ha. Efendim? Kolu akıtan çeşme. Kolu akıtan çeşme. Kola akıtan. Kolu akıtan çeşme. Peki. Başka? Ay gözlüğü. Ay gözlüğü. Aa, o da güzelmiş. Ayda takılan gözlükler. Evet. Kendileri ilaç. Var o zaten. Elektronik kemençe. Elektronik kemençe. Ay gözlüğü yapalım. Ay gözlüğü. Ay gözlüğü. Nesnemiz, daha doğrusu reklamı yapılacak ay ürünümüz ay gözlüğü. Bakalım Mahşer grubu ay gözlüğünün reklamını nasıl yapacak? Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Romantik bir akşam. Sevgilinizle beraber mehtabı seyrediyorsunuz. Ama o da ne? Mehtap o kadar parlak ki kendisini göremiyorsunuz. Bu romantizmin bir tek yolu var. Durun, lütfen durun. Romantizminizin bozulmasını hiç istemem. Size bir sürprizim var. Nedir? Ay gözlüğü. Göremiyoruz. Bir aya bakar mısın? Ben seni ilk defa gördüm. Niye ki? Ben de alabilir miyim? Tabii, buyurun. Aya baktım, seni gördüm. Sana baktım, ayı gördüm. Aya baktım, seni gördüm. Sana baktım, ayı gördüm. Aya baktım, seni gördüm. Sana baktım, ayı gördüm. Eğer siz ayı görmek istemiyorsanız... O zaman ay gözlükleri takın. Ay bala. Ay. Ay balam diye bitiyor. Yaşlı balam. Ay balam. Yeni yetekler. Ay balam. Peki. Yine olmayan hayali bir ürün. Efendim? Kafa ütüleyici. Güzel. Hadi. Öğrenci susturma makinesi. Güzel. Başka? Tut. Sihirli lamba. Keşke tutmasaydı. Bilgi fitili. Efendim? Bilgi fitili. Bilgi stili. Fitili. Fitili. Bilgi stili. Fitil mi, fitil mi? Bilgi fitil, fitili. Bence stil yapalım ya. Bilgi fitili. Bilgi fitili. Olur mu? Biz de oynayabilir miyiz onlardan? Hayda. Bu ürünün uygulamasını sen göstereceksin. Seve seve. Peki. İlk neydi? Kafa ütüleyici. Fitili yapmıyoruz. Siz bilirsiniz. Olur mu? Olur. Yoksa bilgi fitili yapalım, istiyor musun? Fark etmez. Ekmeğimizi oynamayın. Nasıl istiyorsan Osman. Tamam ya, bilgi fitili. Tamam, sen bilirsin. Anne baba. O söyledi. Bizden günah gitti valla. Kafa ütüleyiciyle devam edelim. Hangisi? Rahat ol, sen hangisini istiyorsan onu. Direkt olayı karıştıralım. Onun derdi bambaşka. Bitti o kızım. Şey olsun, iç gösteren gözlük.
senin aklın. Biz senin aklını uyarsak. Tamam o zaman Peter'i vereyim abi. Olur. Peki bilgi Pardon. Stili benim anladığım gibi bakın olmayan bir ürün. Bilgi stili taklidi. Bilgi istiyor. Stili. Evet. Ben öyle anlamıştım çünkü. Sanki bilgi fitili çok mantıklı bir şey yani. Bilgi stili. Stili daha mantıklı. Bilgi stili. Evet bilgi stili reklamıyla cümbüşü izliyoruz. Ayran koptu bir toparlanacak. Yok mu üç gibi? Abi. Osman Tanrı üç çalsa da başlasak. Peki. Hep beraber sayalım bari. 3, 2, 1 Abi çok evet. Şey biliyorum ama bildiğimi gösteremiyorum. Ne yapsam bilemiyorum. Olmuyor. Şöyle mi? Durun. 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 Devam edin. Bak böyle yaparken. Böyle mi durayım abi? Evet. İki kere iki. Biliyorsun, bildiğini gösteriyorsun. Durun. Devam edin. Eğer. Eğer. Durun. İşte. Hayatınızda dumur bir ses sizi etkilediğinde... Bir stiliniz olsun. Bilgi stilleri. Kulaktan bir enjek de direkt beyne. Sor. Her şeyi biliyorum, bildiğimi hissediyorum ve bunu dışa yansıtabiliyorum. Ya? İnandırıcı gelmedi galiba. Geldi. Tamamen inanmış durumdayım. Ama sen o stilden pek almışa benziyorsun. Durun! Devam edin. Sen de kullan. Sen de. Durun! Durun stilleri. Her durumda... Her durumda kullanabilirsiniz. Durun. Durun. Ya Erdal'cığım şeyi gösterebilir miyiz bir daha? Ayhan'ın ilk durumunda Yiğit'in bir dönüşü var arkaya doğru. Evet. Bu kadar güzel olabilir yani. Onu bir göster. Hatta ilk önce normal bir akıtalım sonra bir yavaş okutalım. Acayip güzeldi eğer yakalayabildiyseniz. Durun. Şöyle mi? Durun! Durun! Acayip güzeldi. Eğer yakalayabildiyseniz.
Ne oldu Trabzon? Bir şey mi oldu? Gidemiyor muyuz Trabzon'a? Hayır. Gitti ya. O kadar çaba, o kadar emin. Ya abim bu saatten sonra artık tamam. Nal gibi oldu kafa. Trabzon. Evet. %64.25'te bu gecenin galibi... Durun! Durun! Başar! Başar! I'm under your spell. Sevgili izleyiciler, değerli konuklar, biz çok eğlendik burada değil mi? Biz eğlendik. İnşallah evet, ekranlarınız başında sizler de çok eğlenmişsinizdir. İlk alkışlar her zaman olduğu gibi Aydın, Kahya ve Dip sağında duruyor. Doğaçlama müzikte Fatih Pestil. Doğaçlama Tiyatro'nun kralları ve kraliçeleri Mahşeri Cümbüş. Müzik hazır olsun. Büyük alkışlar Yavuz Seçkin için. Haftaya görüşmek üzere, iyi geceler diliyoruz. Herkes ayağa. Yeah. All right now. Oh, play it, boy. Hey, mama, don't get me wrong. Come on, I got go along. Oh, no. Tell me what I say. Oh, no. Oh, no. What I say. See the girl with diamond ring. Sugar thing, all right now, now, now. Hey, 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 hey. Tell me what I said.